Akmetal İnşaat tam zamanı programını sunar. Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Tam zamanı programıyla bu akşam yeniden ekranlarınızdayız, huzurunuzdayız. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Önemli konuklarım var. Yine hiçbir yerde konuşulmayanları bu akşam konuşacağız. İsterseniz önce konuklarımı ben takdim edeyim. Cuma İşten AK Parti 24. dönem Diyarbakır Milletvekili. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki Ertan Özyiğit, Doktor Ertan Özyiğit, iletişim stratejist, iletişimci tanıyorsunuz Ertan Bey. Özellikle bugün Ertan Özyiğit'ten çok derin meseleleri koparmaya çalışacağız. Çünkü onun çok derin araştırmaları var bu hafta için. Sevgili İnşallah. Ertan Özyiğit, hoş geldin. Hayırlı yayınlar. Evet. Tabii dünya gündemi, Türkiye gündemi malum. Türkiye gündemiyle dünya gündemi çok eşdeğer gidiyor. Çünkü dünya Türkiye'de buluştu, Antalya'da buluştu, G20'de buluştu. Ama tam buluşma öncesinde Fransa'da, Avrupa'nın göbeğinde, Paris'te ciddi anlamda bir terör eylemi gerçekleşti. Çok zaman almamıştı. Bir süre önce Ankara'da aynı acıyı Türkiye yaşamıştı. Ama Türkiye'nin yaşadığı acı dünya tarafından bu kadar Fransa'da yaşanan acının hissedildiği kadar hissedilmemişti. Biz bunu irdeleyeceğiz, bunu açacağız. Aslında bu terör olayı Fransa'ya nasıl gitti? Orta Doğu neden terörle boğuşuyor? Biz terörü konuşmayacağız. Perde arkasını konuşacağız. Bu işlere nasıl gelindiğini konuşacağız. Avrupa'nın da çok aslında göründüğü kadar masum olmadığını, nasıl masum olmadığını, bu işlerle ilgili ne kadar yer aldığını, hangi örgütleri Avrupa nasıl kullandığını konuşacağız. Ama önce Kıbrıs'ın kuruluş yıldönümünü hatırlayalım diyorum. Bir VTR'ye gideceğiz. Ondan sonra konularımıza geçeceğiz. En önemli sorun Kıbrıs. Kim yaptı en önemli sorunu? Kendiler yaptı. Kendileri. En önemli sorun mu? Evet. Sen Kıbrıs meselesini yaratan, toplu mezarlara masum insanları sokan, kan akıtan, uluslararası anlaşmaları çiğneyen, anayasa ölmüştür, gömülmüştür diyen suçlu tarafa hallet ve öyle gel demiyorsun. Onu destekleyen Yunanistan'a hallet ve öyle gel demedin. Ve soykırımını önleyen, uluslararası anlaşmaların olmaz dediği enosisi önleyen Türkiye'ye hallet ve öyle gel diyor. Bundan daha büyük haksızlık olamaz. Efendim şunu sormak istiyorum müsaade ederseniz. Sayın Denktaş, siz tabii diplomasi dehasısınız. Gerçekten diplomaside ben kendi gazeteci olarak sizin üstünüzde bu işin daha iyi yapabilecek birini yok, ben tanımadığımı düşünüyorum. Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Öyle bir şey eksik olmayan. O yüzden şunu sormak istiyorum. Türkiye Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'de neler koparılmak isteniyor? Kıbrıs dahil olmak üzere Türkiye'de ne elde edilmek istiyor ve Türkiye Avrupa Birliği'ne sokulacak mı? Kıbrıs Türkiye'nin en haklı ve en güçlü olduğu dava. En güçlü. Türkiye'yi Kıbrıs'tan silah zoruyla atacak kuvvet yok orada. Haklıdır da uluslararası anlaşmalara göre haklıdır da. Niye Kıbrıs üzerinde bu kadar baskı yapıyorlar? En güçlü ve en haklı olduğu davada Türkiye'yi çökertirlerse, ki Annan planını kabul ettirmek suretiyle hakikaten kayıp yoluna sokuyorlardı, az kaldı. Rum da evet demiş olsaydı Türkiye şimdiden çıkmış olacaktı. Niçin bunda itiraz ediyorlar? Çünkü arkadan daha isteyecekleri var. Bu en güçlü, en haklı davasını kaybederse, yani düşününüz siz, Türk askeri dediğim gibi gönderden bayrağını indirmiş, şehitlerin kemiklerini torbalara koymuş, başı eğik Anadolu'ya dönüyor. Bu kadar artık yara almış bir Türkiye'nin hemen arkasında ne gelecek? Ermeni meselesi gelecek. Zaten gündemimizde. Gündemde evet, zaten. Meclislerde. Kaş mecliste Ermeni soykırımı diye karar çıkarttılar. Çok mantıksız. Evet. Yani düşünce özgürlüğü yalan diye üzerine. Yola çıkanlar. Yalan, evet. Üzerine. Yalan üzerine. Şimdi ne yapacaklar? Türkiye bütün istediklerini yerine getirmiş olsa en sonunda bu devletlerin hepsinden onay isteyecek tam iyi olması için. Bu soykırımı kararı almış olan meclisteki üyelere gittiklerinde diyecekler ki, yanaklarından öpecekler Türkiye'yi. Aferin ya, sen her işi yerine getirmişsin. Kıbrıs'tan vazgeçmişsin. Şunu yapmışsın, bunu yapmışsın. Ama
bizim devletimizin meclisinde şu soykırımı kararı var. Hadi bunu da yap da öyle gel diyecekler. Almak istemiyorlar, tam üye yapmak istemiyorlar. Bunu Türkiye'nin anlaması lazım. Ve Kıbrıs meselesini ön koşul haline getirirler Türkiye'nin önüne. Evet sevgili seyirciler, rahmetle, minnetle anıyorum Rauf Denktaş'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı. Konuk etmiştim 2008 yılında, 2008 15 Şubat'ında bunları söylemişti. Aslında Avrupa'nın baktığımız çok böyle modern, çok gelişmiş, tarafsız, insan haklarına saygılı dedikleri Avrupa'nın ne olduğunu biraz da oradan mesajları da aldık. Hem Kıbrıs'ın kuruluş yılını kutluyorum. Ben sözü hemen Cuma işlerine 24. AK Parti 24. Diyarbakır Milletvekili Cuma işlerine sözü veriyorum. Kıbrıs'ta evet. Bir başlayalım mı? Kıbrıs'ta kısa bir şey, sonra diğer konulara geçelim. Öncelikle bir de Hakkari'den Trabzon'a, oradan İstanbul ve Kıbrıs'tan tüm dünyada ekranları başında bizleri izleyen bütün seyircilere hayırlı akşamlar diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Misafirliğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kıbrıs bizim vatanımız, canımız, ciğerimiz. Uğruna kanımızı döktüğümüz, bedel ödediğimiz vatanımız bizim. Ve ben sizin aracınızda da Rauf Denktaş Allah'tan rahmet diliyorum. Hı. Gerçekten ciddi bir mücadele vermiştir. Ve bunun sonucu olarak da Kıbrıs'taki vatandaşlarımız özgürlüklerini de kazanmışlardır. Hep beraber ve birlikte. Kıbrıs'ta da biliyorsunuz Kıbrıs Harekatı'ndan sonra da bölgeye yerleşen Diyarbakır'dan Trabzon'a, Ağrı'dan Yozgat'a kadar oraya yerleşmiş vatandaşlarımız var. Geçen ay Kıbrıs'taydım ben, onlarla birlikteydik. Orada onları ziyaret ettik. Şimdi özgürlüklerin yaşandığı, demokrasinin hakim olduğu ve mutluluğun, refahın, barışın, sevginin, kardeşliğin olduğu bir coğrafyada bu anlamda da bugünün hayırlara vesile olmasını diliyorum bugünlerin. Amin. Ağzınıza sağlık. Ertan Özcik bir şey diyecek. Yani aslında şöyle bir hatırlatayım mı? Garip bir şey yine evet. Hani belki tarihten bir şeyler söyleyeyim. Milattan önce 10 bin yıllık bir kültür var Kıbrıs'ta. Ben Kıbrıs'ta çok sık gidip gelenlerdenim. Ve 93 Harbi'nde Rusya'nın yenilmesiyle birlikte İngiltere ile anlaşıyor Ruslar. Ve 4 Haziran 1978'de 92.799 sterlini Kıbrıs'ı kiraladılar İngilizler. Hani bir böyle şey hatırlatır. Lozan Anlaşması ile birlikte, yani işte Dünya Savaşı'ndan sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, hı hı, 20. maddesinde Birleşik Krallığa ilhak etti Kıbrıs ve daha sonra da işte bunlar oldu. Bunları bir hatırlatmak istedim. Evet. Yani aslında şöyle, bundan sonraki Rauf Denktaş'ın o günkü söyledikleriyle dünya o kadar hızlı değişiyor ve stratejiler o kadar hızlı gelişiyor ki şu andaki gerçekler aslında aynı değil. Şimdi bana göre şöyle olacak. Kıbrıs'ta yakın zamanda göreceksiniz. Hani yine ben iddialarıma, evet, komplo teorilerime devam edeyim. Programın içeriği komplo teorisi gibi diyorsun ama sonra gerçekler çıkıyor. Gerçekler çıkıyor. Hani biz yine böyle söyleyelim. Evet. Bu adam uçuyor desinler. Uçakla mı uçuyor? İşte füzeyle mi uçuyor? Ne derlerse desinler. Yakın zamanda şunu göreceğiz. Kıbrıs, iki taraf anlaşmaya varacaklar. Ve Kıbrıs suyun gelmesi ve çevresinde bulunan doğal gazlar, yani la birlikte Avrupa'ya enerji sağlayan özel bir devlet olacak. Ve biz o zaman gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki etkinliğini daha çok göreceğiz. Tabii bugün Kıbrıs'a su götürülmesi projesi de çok müthiş ciddi, bir proje, çok iddialı, tabii, Türkiye'nin gurur duyacağı, tabii, bir proje. Onun için de yani gerçekten bu şeye benziyor. Hani birisiyle ilgili bir iş yaptığınız zaman, hani işte elinizde enerji, mesela enerji Türkiye için çok önemlidir. Enerjiyi de Rusya'dan aldığınız için iyi veya kötü Rusya'ya bağımlısınızdır. Yani yapabilecek bir şey yok. Evet. Suya bağımlı olmak enerjiden de daha önemlidir. Daha önemli. Yani götürülen bu proje müthiş bir projedir. Yani hem başbakanı hem cumhurbaşkanı kutluyorum ben burada. Yani hiç değilse böyle bir duruşun gerçekleşmiş olması Kıbrıs için de inanılmaz şekilde bu su boru hattıyla birlikte ada yeşerecektir. Göreceksiniz. Evet. Tabii ona inanıyoruz. Ekonomik olarak yeşerecek. Evet, Cuma Bey, size döneceğim. Tabii Fransa'daki terör eylemine geçeceğim. Ama ben bu akşam biraz değişik konuşalım istiyorum. Herkes terör tarafına bakıyor ama biz terörü yaratan olgulara bakalım istiyoruz. Mesela Fransa'nın Cezayir soykırımına fazla girmek istemiyorum çünkü herkes biliyor ne olduğunu. Ama Fransa'nın birçok ülkeyi, mesela Benin'i, Burkina'yı, Faso'yu, Gine'yi, Fildişi, Sahilini, Mali'yi, Nijer'i, Senegal'i, Togo'yu, Kamuran'ı,
Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvator, Ginesi ve Gabon, Fransa'ya hala sömürge olarak para ödedikleri bilinen bir gerçek. Buralarda sömürdüğü bu Afrika ülkelerinde Fransa, benim de hatırladığım kadarıyla 1800 yıllarından bu yana, belki daha da eski, belki 1700'lerden bu yana bu soykırımları, bu şeyleri uyguluyor. Bu noktadan bakalım, ama Avrupa'nın da mesela terörle ilgili birçok destekleri oluyor. Mesela Fransa'da bu olay Paris'te gerçekleşmeden birkaç gün önce, mesela bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı bültenle aradığı bir işte PKK'lı şeyi, örgüt üyesini orada Fransa meclisinde konuşturuyor. Başka ülkenin teröristini meclisine alabilen ve Avrupa'nın bütün bu Orta Doğu'daki işgalleri, Orta Doğu'daki eylemleri, dahası benim düşüncem, mesela Ertan Özüyit'e de döneceğim derin örgütlerle ilgili, ama birçok noktada da istihbarat örgütlerinin desteklemeleri var. Nasıl bir yapı oldu ki terör Fransa'ya ulaştı? Bir böyle bir giriş yapalım mı? Daha da açarız sonra isterseniz. Evet. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Siz de bahsettiniz. Fransa, hatta Avrupa'nın birçok ülkeleri yüzyıllardır Afrika'yı ciddi anlamda sömürmeye devam ediyor. Sömürüye başladığı günden bugüne kadar, bu afaki rakamlar olabilir ama en niyetinde 30 milyon insanın katliamından bahsediyoruz. 30 milyon insan. Bahsettiğiniz gibi söz konusu kendisiyle ilgili bir tehdit olduğu Afrika'daki zaman... Afrika'daki insan katliamı. Yani bravo. Bugün sadece Fransa'nın sebep olduğu katliam. 30 milyon katliamdan bahsediyoruz. Evet. Ve hala... Bunlar ne kadar Müslüman olduğu konusunda bilginiz var mı? Yani bunun %70'i, %80'i zaten Müslüman. Müslüman. O altın, yani anlaşılsın diye söylüyorum. Tabii farklı dinlere mensup olanlar da var. Var ama tabii çoğunlukla Müslüman. Bunu tabii hani bir din ayrımı yapmadan... Hayır, ben sadece merak edenler için. Şey, aynen öyle. Ama şunu ifade edeyim. 30 milyon insan çok büyük bir rakam. Bir kişi de olsa bizler için yine önem arz ediyor. Yani İslam'ı perspektiften baktığımız zaman bir kişiyle 30 milyon arasında hiçbir fark yoktur yani. Zulüm hep aynıdır yani. Ama şu önemli. Avrupa kendisi için tehdit gördüğü noktalarda... İnsan haklarını rafa kaldırdı, acımasız davrandı, aşikar bir derecede ortada. Bahsettiğiniz için onu açmak isterim. Lütfen. Ankara'daki yapılan katliamda bizim içimizdeki vatana ve millete, değerlerimize ihanet edenlerin düşüncelerinin manşete yansıdığını bizi izleyenler dün gibi hatırlarlar. Devleti eleştirenler. Direkt hemen birkaç dakika sonra eleştirdi. Başbakanımızı eleştirenler, yani kendi değerlerini eleştirenler, her ne hikmetse... Fransa'daki katliam olduktan sonra siyah kurdelalar ve katliamı bir terör olarak nitelendirmeleri ve hiç kimse de Fransa'yı burada suçlu görmedi. Fransa polisini kimse suçlu görmedi. Fransız Cumhurbaşkanı'nın Twitter'ı, sosyal medyayı yasaklaması, gazetelere haberin yasaklamasıyla ilgili karar alması, olağanüstü hal ilan edilmesi, Müslümanlara karşı ötekileştirilmenin başlaması, bunları hiç kimse dile getirmedi ve Fransız Cumhurbaşkanı'na da kimse diktatör demedi. Kimse Fransa'yı da eleştirmedi. Fransızlar da Fransız'ı eleştirme noktasında bu konuya Fransız kaldılar. Yani tabii ki şu önemli, burada şunun altını çizmek gerekiyor. Terörün Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık bahsettiği için dile getiriyor. Zaten birkaç gün önce de Cumhurbaşkanımız demişti, çok özür diliyorum. Hani biraz daha açmanız için söylüyorum. Demişti ki terörün dili, ırkı olmaz. Aynen. Terör terördür. Lütfen bütün terörle beraber mücadele edelim. Dini, dili, ırkı, mezhebi yok. Aynen öyle. Evet. Gerçekten de öyle, ama şöyle bir realite var. Biz bu ülkeyi kanımız pahasına kurduğumuz yıllardan bugüne kadar bu coğrafyada asla kan durmadı. 1925'lerde durmadı. 1937 yılında da durmadı. 50'lerde de öyle, 70'lerde de öyle. 84'ten sonraki bu coğrafyada, kendi ülkemizde hep kan, gözyaşı, ötekileştirmeler hep var oldu. İnsanlarımızı kaybettik. Teröre kurban verdik. Asker, polis şehitlerimiz var. Bakın 30 bin insanın şehit edilişinden bahsediyoruz. 30 bin insanımız şehit edildi. Siviller de dahil olmak üzere. Şimdi bunlar hepsi bizim insanımız. Ama bu olaylar hepsi bir bir yaşandığı zaman, bahsettiğiniz gibi Avrupa, Amerika, Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri, dünyadaki buna benzer bütün yapılanmalar tamamen bu olaylara duyarsız kaldılar. Gözlerini kapattılar, kulaklarını kapattılar. En niyetinde aynı olaylar kendi ülkelerinde cereyan ettiklerinde de ayrı bir yüzlerini ve ikinci kimliklerini gördük. Tüm dünya hakları olarak bunu ifade ediyorum. Bahsettiğiniz gibi yıllardır mücadele verdiğimiz terör örgütünün mensupları gerek Almanya'da, gerek Fransa'da, gerek İngiltere'de, birçok Avrupa Birliği ülkelerinde zaten barınıyor.
ve destekleniyor. Destekleniyor. Ve kırmızı bültende aranan birçok insanların da bizlere iadesi de söz konusu olmadı. Parlamentoda konuşturuyorlar. Aynen öyle. Parlamentoda da misafir ediyorlar ve çok ilginçtir. Bu da aslında Türkiye'ye karşı yapılan en büyük darbedir. Bunları özgürlük mücadelecisi olarak dile getirdiler. Ama ne hikmetse G20 zirvesi burada yapılırken, G20'nin gündeminde de göçmen sorunu varken. O G20'ye geleceğiz konumuz içerisinde. Göçmen sorunu varken bu göçmen sorunu konulardan bir başlık olmasına rağmen bugünlerde yani o günlerde Fransa'da bu bombanın patlaması da ciddi masaya yatırılması gereken bir konudur. Elbette ki o konulara değineceğiz belki ama sonuçta bu bombaları patlatan hangi örgüt, o örgütler kimler tarafından kuruldu, kimler destekliyor, hangi lojistik destekler veriliyor vesaire bunu birlikte belirtelim. Putin'in bir Ertan Özyiğit çünkü bu konuda da ciddi araştırmaları var. Putin'in sözü var. G20'ye katılan ülkelerin bir kısmı DAEŞ'i destekliyor demiş. Tabii, bu da çok önemli bir mesaj belki de aslında yani. Kendisini de kastederek bir mesaj vermiş oluyor. Evet, kendisi de DAEŞ'i vurmuyor, gidiyor. Başka tarafı vuruyor evet, yani. Bu öyle anlamak lazım ama tabii Putin de iyi bir istihbaratçı. Evet, bunu da gözden kaçırmamak lazım. Sevgili Ertan Özyiğit. Evet. Şimdi Sayın Milletvekilimiz bir fotoğraf koydu. Ama sana şunu soracağım. Bu ülkeler, bu Avrupa ülkeleri bu terörle hangi derin örgütler üzerinden bir yapılanma yapıyor ve hedefleri nelerdir? Şimdi istersen... Biraz isim isim de ver örgütleri. Sen hiçbir yerde konuşmuyorsun. Burada şimdi, yani tam zamanında aslında, yine bir, hiç konuşulmayan... En büyük var. Örgüt diyeceğim. Bak şimdi bir örgütten bahsedeceğim ama bu bir kamu örgütü. Yani DGSE diye... Yani Direction Générale de Sécurité Extérieure, yani Fransa bizimki MIT karşılığı, Fransa'nın haber alma teşkilatının ismi bu. İstihbarat Servisi, Fransa İstihbarat Servisi. Sen evet, zaten bu konuda kitaplar da yazdın, onun için rahat biliyorsun. Şimdi şöyle bakmak lazım. Ya bir konu söyleyeceğim. Şimdi Vatikan'dan bir açıklama geldi yakın zaman. Dedi ki, ya dedi bu olaylar var ya dedi. Yani acayip dedi, dünya savaşına bizi götürüyor. Holland dedi ki artık savaşsız duramayız. Şimdi ben eğer ki hani şimdi burada başka şeyi konuşalım. Bütün televizyonlar bunları konuştu. Bir daha üstünden geçmemize. Geçmeyelim. Bir önceki programda da aynı şeyi konuştular evet, arkadaşlar. Bravo. Şimdi şöyle bakalım. Ya bütün seyircilere şunu söylüyorum. Amerika büyük ülke değil mi? 685 trilyon dolar. Milyar dolar yalnızca şeye harcadığı para var. Yani savunma sanayine bizim bildiğimiz rakamlarla olan yani başka harcamaları gizli harcamalardan bahsetmiyorum. 685 milyar dolar harcama yapıyor. Şimdi IŞİD kim ya? İkinci, üçüncü dünya savaşı çıkacakmış filan. Ne demek istiyor bunlar? Bir hangi akıl söyleyebilir? Bize nasıl bir oyun oynuyorlar bunlar? Nasıl bir medya oyunu vardır ortada? IŞİD dediğin kaç kişi? Yani topla IŞİD'i, her şeyiyle topla. İşte 200 bin kişi olsun. Hani ben de fazladan söyledim. Hangi dünya savaşından bahsediyoruz? Doğru değil mi Hasan? Ama bir dünya ülke IŞİD'e karşı bakın, ama gene IŞİD var. Ya IŞİD zaten. Şimdi bu kurgu, aç biraz aç. Bu kurguyu, kuralları aç. Yani bu kurguyu korumadığımız zaman başka bir şey yok. Şimdi IŞİD'e bakalım. IŞİD'in altında Amerikan jipleri var. Silahlar Amerikan malı. Hani biraz da Ruslar yardım etti. Altında petrol verdiler. Ya kimse petrollere hiçbir şey demiyor. IŞİD dediğiniz Müslüman bir örgüt değil mi? Doğru değil mi? Müslüman bir örgüt değil. Öyle demiyor mu kendini? Öyle ya, gösteriyor. Yani peygamberin mührünü taşıdığı siyah bayrak filan. Ama bak, bu algı operasyonu. Hayır, başka bir şey söylüyorum. Ya birisi bana IŞİD'in İsrail'le ilgili bir laf söylediğini söylesin. Ya yazın bana bulun ya. Nerede bu ya Hasan? Yani burada şimdi bakın. Zaten İsrail birazdan İsrail'in bağlantısını açıklayacaksın. Aynı şekilde konuşacağız şimdi. Evet. Burada büyük ülkeler, büyük devletler, dünyayı yöneten hani üst ve alt akıldan bahsettiğimiz zaman üst akıl diyor ki biz ne yapalım da dünyayı biçimlendirelim. Şimdi Fransa'ya da geleceğiz. Bakın benim bir tezim vardı. Bu tezi hızlı söyleyeceğim. Artık seyircilerimiz alıştı. Diyorum ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ve Rusya dünyayı iki kutuplu yönetmeye devam ediyorlar.
Devam etmeye de işte bugün bütün sağlamalarını yaptım. Bugün dedim ki Rusya, Suriye'de ne iş var? Amerikalılar var orada. Olabilir mi? Olma ihtimali yok. Birlikte dedim tatbikat yapıyorlar. Bak aynı sağlama yapıyoruz. İşte dedim ki Filistin'i tanıdılar şimdi. Doğru değil mi? Bunların hepsini gördük. Şimdi Kıbrıs'la ilgili yorumlarım da şimdi müthiş bir röportajdı rahmetli Denktaş'la yaptığın. Bugün çok da bir bölümü güzel daha okundu. Var. Sonra vereceğiz Avrupa Birliği ile ilgili müthiş. Söylüyor onu da. Şimdi bak aynı denklemde görüyoruz ki Kıbrıs'ta özerkliğe devam edip yine bir Kıbrıs, eski Kıbrıs gibi bir devlet olacak. Yine Türkiye'ye bağlanacak diyordum ben. Bugün G20'ye de geldiğimizde onları da konuşacağız. Bakın gizli servisler şöyle çalışıyor. Birilerine öcü göstermek zorunda. Tehlike gösterecek. Halkı, Avrupa halkı bizim gibi teröre alışık değil. Bu adamın elinde zengin adam korkar terörden. Daha çıkan çocuklarını hiç kaybedecek bir şey yok ki. Bir tek canları var değil mi Sayın Vekilim? Onun için adamın daha çıkmış. Oraya çıkmış bunu. Onun için bugün Cumhurbaşkanı ne dedi G20'de? İnsanlar da için dedi tek bir şeyle engelleyebilirsiniz terörü. O da ekonomik olarak kalkındırarak dedi. Doğru değil mi? Doğru. Bakın bu kadar önemli bir şey. Sadece kendinizi düşünmeyin dedi. Adamları aç susuz bıraktın. Amerika girdi. Bush döneminde Irak. Ne oldu? Irak hani demokrasi gelecekti? Ya gelmez oldu bu demokrasi. Bir türlü bitmiyor. İşte onların nasıl demokrasi ise. Geldiği için. Şimdi. Yani. Onların demokrasisini bahset yani. Şimdi geldik Suriye'ye. Suriye'ye evet. Baktığımızda ne var? Suriye'de eskiden El-Kaide diye bir örgüt vardı. El-Kaide'nin biçim değiştirmiş hali şu anda DAEŞ'te istersen IŞİD'de ne dersen de. Şimdi ne yapacağız? Bölgeyi formatlayacağız. Nasıl formatlayacağız? Birisi bayrak taşıyacak, öteki bir şey diyecek. Bir baktık Vatikan'ın korkular içinde. Niye korku içinde? Avrupa'da içi boşalmaya başladı. IŞİD çıkmadan önce Avrupa'da herkes Müslüman olmuyor. Herkes demeyelim de Müslümanlığa yakın davranmaya başlamışlardı. Sempatizanlar çoktu. Amerika'da da Avrupa'da da. IŞİD diye bir şey koydun, kelleleri kestin. Onlardan da kakaydı. Orada rahatladı Vatikan. Oh dedi. Haçlı Savaşı mı başladı? Tabii yani bu savaşlar böyle devam eder. Bak gizli örgüt şunu yaptı. Dedi ki biz ne yapalım da Fransa'yı, bak iki tane şey anlatıyorum komplo teorisi. Birincisi Fransa'nın kendi içinde BND ile yani yine söylüyorum DGSE yani Fransız gizli örgütü ya Alman gizli örgütü birlikte çalışarak dediler ki bana göre bunu komplo teorisi atıyorsun tutuyorsun desinler. Biz yok artık ben tutuyor da o yüzden herkes biliyor. Bir yorum şey yapalım bir operasyon yapalım. Bu operasyon sonucunda da dedi, biz mağduru oynayıp elimizde bir güç olsun. Senin çocuğunu dövdükleri zaman gidip babasına şikayet ediyorsun ya, onun gibi bir şey düşün. Dolayısıyla dedi ki, biz bununla birlikte bölgeden atılmak üzereydik. Bak, sır söylüyorum, önemli bir operasyon söylüyorum. Bölgeden neredeyse Fransa'yı ve Almanya'yı çıkartacaktı. Çok güzel şu soruyu soracağım. Rusya ile Amerika çıkartacaktı. Şu soruyu soracağım. Şimdi şey oldular. Yani dediler ki ya artık biz de dayak yedik ya. Biz artık orada olmamız bir. Ertesi gün kaç tane bomba attılar? Nereleri bombaladılar biliyor musunuz? Şeye gidiyorsun. Nedir onun ismi? Rakka'ya gidiyorsun. Rakka'da Fransız uçakları geliyor. Bombardıman yapıyorlar. Nereleri bombardıman? 700 bin kişi yaşıyor Rakka'da. Bombardıman yapılan yerler. Okullar. Yani müzeler. Müze. Hastaneler. Sivil toplumun bulunduğu her yeri bombaladı. Bu terör saldırısı sivil insanı öldürmeye gerekçe oldu diyorsun değil tabii, mi? Tabii. Ve bu gerekçeyi de kendi istihbarat söyleyeyim. Kendi istihbarat servislerinin organizesi. 17 Eylül'de tabii. Bir tutabilir miyiz? Yani şöyle bu operasyonların hepsi şimdi bak. Ne yapalım da diyor. Mesela 11 Eylül'e gelelim. 11 Eylül olayıyla bu olay zaten haklılık yaratıyor. Nasıl? Diyor ki adam 11 Eylül'de ben dayak yedim. El-Kaide beni dövdü. Ben de Irak'a giriyorum arkadaş. Bitti. Bu kadar net. Gerekçeyi hazırladım. Aynı gerekçe ya IŞİD değil. Ya IŞİD kim ya gözünü söyleyeyim. IŞİD kim birisi açıklasın bana. Yani iki tane adamı bu yani 685 milyar dolarlık bir şeyin silah ekonomisinin. Bırak şimdi ben size bir şey anlatacağım. Aklınızda bunu bir şey yapın. Bunlara inanmayın. Bırakın. Hepsini anlatma. Bak, Sayın Vekilim'de de. Geliyor gökyüzünden 16 bin kilometre hızla. Evet. Dünyadan pat diye bir şey yolluyorlar. Bunun üzerine tık diye oturtturuyor adam. Bu teknoloji orada iki tane IŞİD denilen veya DAEŞ denilen neyse isminin hiçbir anlamı olmadığı bir yapıyı yok edemiyor. Öyle mi Hasan?
Buna da biz inanacağız. İnsanlar da böyle manşetler atır. Ya olay oldu. 7 yerde saldırı var. 132 kişi öldü. Ya daha hiçbir şey olmadan IŞİD yapmıştır dedi herkes. Çünkü aklımızda terörü dünyada tek bir kişi yapabilir. O da IŞİD. Daha önce ne olmuştu? İşte Charlie Hebdo olayı olmuştu değil mi sevgili Hasan? Charlie Hebdo olayı da Müslümanların değil miydi? Evet. Onları da onlara gömdüler. Artık bak ben yakın zamanda Charlie Hebdo'dan sonra Paris'teydim. Biliyorsun bir araştırmaya gitmiştim. Ya çocuklar artık kendilerinin Müslüman olduğunu söyleyemiyoruz dediler Müslüman adamlar. Hemen bizden uzaklaşıyorlar dediler. Bunun iki tane sebebi olacak. Bir, operasyon olarak. Yani Alman gizli servisi ile Fransız gizli servisi Avrupa'yı korumak için mültecileri artık almayabilirler bu operasyonda. Zaten almayacaklar öyle gözüküyor. 132 kişiyi öldürdüler ama. Ama burada şeyi de konuşacağız biraz sonra. Bunun neye sebep olacağını konuşacağız. Belki de bu olayın onların mülteci içeri almamaların Türkiye'nin bu bölgede bir güç olması bu zorunluluğu onlar için doğacaktır. Mültecileri kim oynattığına bakacaksın. Mültecilerin oraya geçmiş olması bir Amerikan operasyonudur. Avrupa'yı bu şekilde bir şekilde hapsedeceklerdi kendileri. Dolayısıyla buna karşı bir önlem yaptılar. Hadi bu da manşetlere geçsin. Evet. Evet Sayın Cuma İşten, şimdi tabii siz bölge insanısınız ve Güneydoğu'da da Kürt bölgesinden de ciddi anlamda bir terörle mücadele veriyor. Oradaki insanları çok iyi tanıyorsunuz. Oranın insanların vekilisiniz. Vekilliğini yapıyorsunuz, temsil ediyorsunuz. Şimdi o bölgedeki bu terör örgütünün de biraz önce Ertan Özyiğit'in anlattığı gibi yapısında bir din den uzaklık, dini tam ya farklı bir şeyi olan, dine karşı antipatisi olan bir yapı var. Biraz buradan bakarsanız bunların uluslararası bağlantılarını şey yaparsak, değerlendirirsek neler söylersiniz? Ama şimdi yönetmenim bir reklam için şey yapıyor. Reklamlardan sonra dilerseniz tabii cevabını alalım. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra bunların cevabını Sayın Cuma İşten'den alacağız. Tam zamanı programındasınız. Konuklarımı hemen takdim ediyorum. Tekrar hatırlatıyorum size. Ertan Özyiğit ve Cuma İşten. Konuklarım tam Cuma İşten'e soru sormuştum. Diyarbakır 24. dönem AK Parti milletvekili. Tam soru soruyordum. Reklama gitti. Ben tekrar soruyu tekrar edeceğim. Sayın İşten, şimdi tabii Ertan Özyiğit bir proje çizdi. Derin örgütlerin derin planlarını çizdi ve aslında bunun bir Haçlı savaşı olduğu, Müslümanlara karşı bir savaş olduğu, bütün bu örgütlerin de bu savaşa göre hazırlandığını söyledi. Tabii siz Güneydoğu'da Kürt bölgesinin milletvekilisiniz, sevilen bir simasınız, çok renkli bir simasınız. Aynı oyunlar orada dönüyor mu? Bunların bu Avrupa bağlantısı ve İslam'a karşı çalışmaları bu tabii biliniyor. Nasıl bir yorum yapacağız? Nasıl bir değerlendirme yapacağız? Yani öncelikle Orta Doğu toprakları insanların hayata başladığı, insanlığın başladığı bir nokta. Medeniyetlerin başladığı bir nokta. Dinlerin, dillerin ve ırkların doğuş merkezi Orta Doğu. Dolayısıyla Orta Doğu'da olmayanlar dünyanın hiçbir coğrafyasında olamazlar. Bu bir real bir durum. Onun için Suriye'de hepsi var. Rusya'da var, İran'da var, Çin'de var. 72 İsrail'de tane var, istihbarat örgütü ne kadar bir çalışıyor. Yani bu kadar 72 istihbarat örgütü demek, 72 tane ülke demek. 72 ülkenin varlığından bahsediyor Suriye topraklarından. Niçin? Niçin? Ne istiyorlar? Orta Doğu'da varsan eğer dünyanın bütün coğrafyasında var olursun. Bana göre bunların sebeplerinden bir tanesi de Afrika'daki sömürünün paylaşılmasının rantı Suriye'de görülüyor. Yani Suriye'de ne kadar çok güçlü olursan Afrika'daki ülkeleri o kadar çok rahat sömürebileceksin yani. Bu bir sebeptir tabii. Binlerce veya yüzlerce sebeplerden sadece bir tanesidir. Ama asıl sebep, katılıyorum gerçekten, bunu ben yıllarca da vekillik yaptığım süresinde meclis kürsüsünde de hep bahsettim. Bugün yürütülen kavga dinler savaşıdır. Medeniyetlerimiz savaşıyor. Dinler savaşıyor. Dinler mi savaşıyor yoksa dinlerle Müslüman, yani İslam'a karşı mı bir savaş? Müslümanlara yani karşı İslam'a karşı demeyeyim bir blok tamamen İslam'a karşı bir savaş açmış durumda. Tabii kendi içinde de sıkıntılar yaşıyorlar ama şu an... Ama İslam'a karşı birleşiyorlar. Kesinlikle. Söz konusu İslam olunca birleşiyorlar. Çünkü İslam'ın hoşgörü bir din olduğunu farkındalar. Sevgiyi, kardeşliği ve barışı İslam'la dünya üzerindeki hakim kılmak, kandan ve göz yaşından, terörden nemalanmak isteyenlere
ciddi bir engeldir. Rant elde edemeyeceksiniz yani. Eğer siz Efendimizin ahlakıyla ahlaklanırsanız, siz İslam'ı gerçekten yaşar ve hayatınıza sokarsanız zulüm olmaz, gözyaşı olmaz, terör olmaz. Düşünebiliyor musunuz? Bir karıncayı bile ezmeyen bir zihniyetin bir insana zarar vermesi söz konusu olabilir mi? Dolayısıyla bölgede ciddi anlamda İslam'a karşı yürütülen bir propaganda var. Ve bu uluslararası bir proje. Bu projenin PKK sadece bir piyonudur. Bir piyonu. Binlerce piyonundan piyonudur. Bakın şunun için ifade ediyorum. PKK da Türkiye üzerindeki bir oyunun piyonu değil mi? Yıllardır bu böyle. Bakın Kürt halkı Müslümandır. Dindardır. Muhafazakardır. İnançlıdır. Selahattin Eyyubi'nin torunudur. Ve medeniyetlerin içerisinde İslami figürleri hep barındırmıştır. Kendi içerisinde. Peki Diyarbakır'da billboardlarında Efendimiz'e hakaret eden Fransa'daki karikatür nasıl asılır? Eğer sen Kürtlerin haklarını savunuyorsan, Kürt değerleri üzerinden bir siyaset yaptığını iddia ediyorsan, Diyarbakır gibi Hazreti Süleyman'ın ve 27 şehit sahabenin olduğu, 9 peygamberin olduğu bir şehirde sen Resulullah'la nasıl alay edebilirsin? Bu kabul edilir bir şey değil. Demek ki bu işin içinde veya çarşafla alay ediyorsun veya turbanla alay ediyorsun. Veya işte kiliseleri onarırken ki onarılsın ama orada Hristiyanların çok sayısı yok. Farklı mabetleri yaparken belediye parasıyla camilere hiç yüzünü çevirmezsen işte burada asıl maksadın ideolojik bir maksat olduğu ortaya çıkar. Bahsettiğiniz çok önemli bir şey. Gerçekten de öyle dediğiniz doğru. Bölge muhafazakar, dindar, mütedeyyin insanlardan tecrit edilmiş bir hale çevrilmek isteniliyor. Amaç geride Marksist, ateist, Allah'a ve dinleri reddeden bir anlayışın hakim olması. Propaganda bu. Aksi durumda, yani orada siyaset yapan bazı siyasi partilerin yine aynı markajda siyaset yapan Türk soluyla birlikte hareket etmesi mümkün olabilir miydi? Eğer temelde ırk üzerinden, ırka dayalı kimlik üzerinden bir siyaset güdülüyorsa, oradaki bir Kürt milliyetçiliği yapan bir zihniyetin Türk solcularla bir arada olması asla mümkün değildir. Kavga tamamen ideolojiktir ve dinseldir. Güneydoğu zaten dediğim gibi yani Cumhuriyet kurulduğu günden beri kan gölünde. Ama Suriye'de, Irak'ta keza yine aynı şekilde. Bahsettiğiniz için hatırlatmak istiyorum. DAEŞ veya IŞİD diğer adıyla diyelim. Musul işgal edildiği zaman bakın bankalarda nakit, para ve altın var. Yani Allah aşkına şöyle bir olayı hep bizi izleyenler bir hemen gözlerine önüne getirsinler. Yani düşman senin evine gelecekse sen evinde parayı tutar mısın? Tutmaz. Altını tutar mısınız? Hepsini. Tıklım tıklım bütün bankalarda külçe altınlar dolu. Ne hikmetse. Hazır bıraktılar. Ve bir hafta öncesinden doldurulmuş. Bakın bu es geçiriyor. Bu çok önemli bir şey söylüyor değil mi? Başka yani? Bir şey. Orada 3 tane askeri mühimmat deposu işgalden, bakın Müslüman işgalinden bir hafta öncesine kadar boşken içinde helikopter de dahil olmak üzere en ağır silahlar full bir şekilde donatıldı ve anahtarı teslim edildi işte. Bu çok önemli bir şey yani sevgili seyirciler. Bir onbaşı Sayın İşten diyor ki evet, Sayın İşten diyor ki işte DAEŞ işgal ettikleri yerlere gitmeden önce bir hafta öncesinden bankaları altınlarla dolduruluyor ve askeri depolarda silah ve mühimmatlarla dolduruluyor. Bakın, tekrar etmek istedim. Ekranları başında askerlik yapan ve bizleri izleyenler çok iyi bilirler ki bir onbaşı bile, bir er bile savaşta bir deponun yanında bekçilik yapıyorsa düşman askerinin geldiğini görüyorsa o depoyu hava uçurur. Tabii. Çünkü zaten patlayıcı var orada. Evet, sadece yani. Bir er bomba. Ele geçirirse ona dönecek silahlar. Benzin dökmeniz yeterli. Hayır. En modern silahlar. Bakın herkesin gözden kaçırdığı çok önemli bir konu var. Biraz da benim alanıma girdiği için bu detayları biliyorum. İşte diyelim ki siz gittiniz o depoyu aldınız. O depoda ne var? Makinalı tüfek var. Veya RPG roket atar silah var. Tamam. Bunun mühimmatı belli bir sayıdadır. O depodaki mühimmat kadardır. Bakın DAEŞ yaklaşık 2 yıldır mühimmat bitmiyor. Peki bu DAEŞ'in mühimmat fabrikası yok. Bravo. Nereden? Ya mesela 7.62 kalibreli mermiler. Bunlar kalp ister, işte bununla ilgili bir ciddi bir makine parkuru ister, bir fabrika ister. İster. Suriye'de böyle bir fabrika yok. Peki bu mermiler nereden geliyor? Patlayıcı maddeler nereden geliyor? Son model el bombaları nereden geliyor? Hiç bitmiyor mu? İşte Ertan Özel dedi ya, Amerikan cipleri altlarında. Yani dolayısıyla hatta Amerikan tabii, şey o nedir ayakkabıları ayaklarında. Avrupa DAEŞ'e en büyük katılım Avrupa ülkelerinden. İlk sırada hangisi var biliyor musunuz? İngiltere.
Almanya. Fransa'daki yapılan katliamların içinde Fransız vatandaşları var. Yani dolayısıyla kimse bu suçu böyle Müslümanlar falan atmasınlar. Öyle. Aynen öyle. 11 Eylül saldırıları bir milat olduğu gibi devamıdır aslında Fransa. Bana göre Ankara'daki terör olayını kim yapmışsa 11 Eylül saldırılarını yapanlarla Fransa'daki bu terör olaylarını yapanlar aynı zihniyetlerdir. Ya çok garip bir şey söyleyeyim, evet. Sayın Vekilim. Şimdi bakın 11 Eylül'de bütün İkiz Kule düştü aşağıya, biliyorsunuz. Uçaklar girdi ve nasıl düştüyse işte içinde toz bulutu patladı, oldu. Toz bulutu oldu. Fakat pasaportlar bulundu. Hiçbir şey olmadı. Ya bu Fransa'da da aynı. Fransa'da da. Pasaportlara hiçbir şey olmuyor yani. Daha ilginç teslim ediyorlar. Bir şey. Daha ilginç bir şey. Teröristlerin parmakları bulundu. Parmak izini bulalım diye. Buyur. Olacak iş mi bunlar? Evet, yani bakın gizli örgütler yani bir... Sana döneceğim. Tamam, bitirsin ondan sonra devam edelim. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Yine teknik olarak benim de müdahil olduğum bir alan olduğu için bunu ifade ediyorum. Bakın insansız haber araçları var. Şu an 5000 metreden bizim şu an konuşmalarımızı herhangi bir iletişim aracına gerek duymaksızın, konuşmalar dalga şeklinde asılı kaldığı için bunu ifade ediyorum, çok rahat dinleyebiliyor. Bu bir teknoloji. Ve dinlediği kişiye kilitlenebiliyor. Onu takip ediyor. İstediği zaman da bir düğmeye basıp uzaktan onu öldürebiliyor. Yani Daesh nasıl elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor? O zaman dünyada hiçbir gizli görüşme olmaz. Gerçekte. Olamaz. Eğer insanlar samimiyse. Hasan çok doğru bir yerde. İmkansız bir şey. Teröre karşı samimiyseniz olmaz tabii ki. Ama baştan beri şunu söylüyoruz. Terörden, ölümlerden, katliamlardan, Afrika gibi farklı ülkelerin coğrafyalarını sömüren, silahlardan ve bu gözyaşlarından dolayı da ciddi rant elde eden, küresel ekonomik gücü elinde tutan ve bunları sadece bir dine mensup olarak görmeyi de doğru bulmuyorum. Hatta içinde Müslümanlar bile olabilir, Müslüman olduğunu zannedenler de olabilir. Bu üst akılsız diye nitelendirdiğim ama işte bazıları üst akıl diye bahsettikleri bu insanlar dünyanın şekil vermeye çalışıyor. Bütün mevzu bu. Bunun dini dili de yok. Ama bakın, tabii şu çok özür bir parantez açmak istiyorum tabii. Hani diyorsunuz ya Müslümanlar da bu terörün içinde. Ertan Özyiğit'in çok önemli tespitleri var. Zaten bu içeriye Müslümanları sokan kendileri, istihbaratçıları. Kesinlikle. O İslam'ı öğretiyorlar. Oraya sokuyorlar. İslam aynen. Adına onlara savaş yaptırıyorlar. Kesinlikle. Orada böldürüyorlar, parça parça yapıyorlar ve orada yetiştirdikleri o istihbaratçıları o devletin başına getiriyorlar. Çok Mısır'da doğru. Getirmediler mi? Önemli birkaç şey söyleyeceğim. Söz sizde. Bakın Suriye politikasında ve mevcut olan Suriye'deki bu durumda İran'ın bakışıyla Çin ve Rus'un bakışı aynı. Hatta İsrail'in. Düşünebiliyor musunuz? Aslında bir bakıma da o yüzlerce sebep var demiştim size. Bir sebep de şudur. Dünya üzerinde Sünni İslam'ın güçlenmesi ciddi anlamda rahatsızlık veriyor. Buna emin olun. Birileri farklı mezheplerin, Sünni İslam'ın dışındaki aslında parçalamak istiyor değil mi? Farklı mezheplerin çok daha güçlenmesinden yana oluyor. Yani sorun Mısır'da eğer siz darbe yapıyorsanız, %50'nin üzerinde oy almış bir siyasi partiyi ve Cumhurbaşkanlığı indiriyorsanız, yine aynı şekilde Sünni Müslümanlar üzerinden çok ciddi oyunlar yapıyorsanız mevzu şudur. Sünni Müslümanların güçlenmesi beni rahatsız ediyor. Aslında Türkiye'de Sünni İslam'ın en güçlü olduğu ülkelerden biri. Aslında Türkiye ile ilgili de rahatsızlıkların sebeplerinden bir tanesi de budur. Yani acaba Türkiye Sünni İslam değil de farklı bir mezhebi savunucusu olan bir ülke olmuş olsaydı bu denli rahatsız olurlar mıydı? Olmaz. O zaman birileri şunu bana izah etmesi lazım. İsrail ile İran gibi bir ülke nasıl olur da Suriye politikalarına Esed'den birleşir. Yana bir tavır koyar. Esed'den yana bir tavır koyar. Evet. Ve Daesh'in aldığı her yerde Esed güçleniyor. Bombalamaların yapıldığı her yere Daesh çöküyor. Ne kadar garip değil mi? Birileri gidiyor, orayı bombalıyor ama orayı bombaladıktan sonra yerleşen kim? Daesh. Dolayısıyla çok ciddi oyun oynanıyor aslında. Evet. Ama Türkiye bu noktada gerçekten çok olgun davranıyor. İnsanlarımızla birlikte. Kucaklayıcı bir tavır sergiliyor. Ve şu da önemli, bizim ruhumuz, medeniyetimiz yaşadığımız şehirlerde artık iz bıraktı. Bu ülkede Fatih Sultan Mehmet'in izleri var. Bu ülkede Selahaddin Eyyubi'nin izleri var. Ama aslında belki zoruna gittikleri şey de bunlar belki de. Ve onunla bravo. Birlikte Mesut Berzan ile birlikte Türkiye, yıllar sonra Kürtlerin ve Türklerin birlikte olduğu ticari anlaşmalar imzalanmamış olsaydı. O yüzden de Barzani'ye seni başkan yaptırmayacağız diyorlar Sayın Cumhurbaşkanımıza dedikleri gibi. Aynı siyaseti izlemiyorlar mı? Kesinlikle.
İşte birilerinin birlikte hareket ettiği nokta bu. Kürtlerin de Türklerin de görmesi gereken nokta bu. Bakın PKK Barzani'den rahatsız. Ama Barzani'nin yüzünde döndüğü kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Yüzünde döndüğü kişi Türkiye, Amerika değil. Onun için Barzani'ye karşı bir operasyon yapılıyor. Gezi olaylarıyla birlikte. Barzani'yi koruyan da özel kuvvetler. Özel kuvvetler. Evet, aynen öyle, çok doğru. Evet, şimdi Ertan Özgür sana söz vereceğim ama bir şey söylemek tabii, istiyorum. Onun üzerinden devam et. Ben Sisi'nin bir Mossad ajanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu noktada bilgiler de aldım. Evet. Sisi bir Mossad ajanı ve orada Sisi aslında altyapısı kurulmuş, yetiştirilmiş ve bugün de Mısır'ın Cumhurbaşkanı yapılmış. Bu noktadan sana söz veriyorum. Bu ajanların Müslüman ülkeleri üzerindeki yetiştirdikleri ajanlarını devlet başkanı yapmak için darbe süreçleri ve bütün bu terör örgütlerini kurma üzerindeki bu işte hani 11 Eylül'den yaptık, Fransa'daki saldırıya kadar geldik. Bu operasyonun neticesi, yani varmak istedikleri nokta nedir? Yani belki burada Illuminati'ye de belki girmek istersin. Şimdi şöyle, tabii dünyada bu, unutmayın ki Albert Pike 1871'de bir Manzini'ye mektubu var. Bir daha hatırlatayım onu. Bir, üç tane dünya savaşı önerdi. Birinci Dünya Savaşı'nda dedi krallıklar, sultanlıklar, padişahlıklar yok olacak. 1871'de söylüyor. İkinci Dünya Savaşı'nda komünistlerle faşistler birbirleriyle savaşacaklar. İsrail devleti kurulacak. Evet. Bir de diyor ki ikisi çıkmış durumda dediğini. Evet. Tabii ben üçüncüsü de, ajan olarak söyledi, açıkladım. Evet. Bugün ilk defa açıklıyorum. Sisi CIA ajanı şu anda ekranda, onu da söyleyeyim. Evet. Devam et. Şimdi CIA diyorum, çok özür dilerim, Mossad ajanı. Üçüncüsü de dedi ki, şimdi sizin sayın vekilin dediğine geliyor bu iş biraz. Hani biraz daha bir üst perdeden konuştuğumuz zaman. Dinler savaşı olup bütün dinler yok edilecek diyor. Evet. Bunu kim diyor? İlluminat bir düşünce söylüyor. Yani üst akıl dediğiniz üst aklın da üstündeki akıldan bahsediyorum. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Bence IŞİD bildiğiniz gibi, şimdi anlattık her şeyi. IŞİD bir paravan, bir şirket. Yani ona herhangi bir şekilde adamın hiçbir şeyi yokken bir anda Amerikan silahları, Amerikan arabaları, her şeyi verdiniz. Amerikan kıyafetleri. Yöneteceksiniz. Bu işin sonu ne olacak? Yani amaç ne? Yani sonunda ne olacak? Sonunda. Fransa'daki operasyonu IŞİD'e yaptırmayıp da MİŞİD'e de yaptırabilirlerdi. Çok önemli değil. El-Kaide hortladı derler. El-Kaide hortladı derlerdi filan. Şimdi bakın, IŞİD'in nihai süreçteki, benim yine komplo teorim, problemi İsrail'de, yani şu anda Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Kubbetül Sahra'nın yok edilmesi üzerine kurulu diyorum ben. Bunu bir kere kayıtlara geçelim. Onların hedefi tabii, Allah'ın da nihai hedefi. Söylemek gerekiyor. Bu en önemli hedefidir diyorum IŞİD'in. Yaptırılacak bu. IŞİD'in bir şeyi yok. Yani IŞİD dediğin adama diyorsun ki işte El Bağdadi, El Mağdadi filan fark etmiyor onlara. El Bağdadi. Bağdadi. Yolla bir yere gitsin. Ama El Bağdadi de çok gelir. Özel yetiştirilmiş bir ajan olduğu noktasında. Ya bakın şey, bir şey. Yani hep bir ajan, şey, ajan, bakın, ajan ne oluyor? Bir şey yapmayın. Çok ajanlara filan vurmayın. Şöyledir adam. Adamın hani çok önemli bir yere diyeceğim. Hani size Digi Foundation diye bir gizli örgütten bahsediyordum ya. Bu gizli örgüt zaten bu adamları bir anda ruhlarını ve psikolojilerini bildiği için oraya getirirler bunu. Ajan olmasına da gerek yok. Çalıştırırlar o adamı. O adam farkına bile varmaz. Onun dediklerini yapar. Çünkü adamın eksiklerini biliyorlardır. Fazlalıklarını biliyorlardır. Neyi nereye sakladığı, gizli şeylerini biliyorlardır. Ertan Özgür, Mescid-i Aksa'yı yıkmadaki amaç nedir? Yani Müslümanları galyana getirip şey mi ya, nedir yani? Yani Siyonizm için çok önemli, Siyonizm için çok önemli bir hedef var. Yani bugün evangelist yapının da düşündüğü, yani Amerika'daki evangelist yapının da düşündüğü iş bu. 100 milyon evangelist oldu. Onun için Papa'nın, Papa Francis'in Arjantinli olmasının sebebi evangelizmin Güney Amerika'ya doğru yayılmasıydı. Bunu engellemek için yaptılar bunu. Şimdi bunları da okuyun seyirciler. Evet. Bak şimdi buradaki asıl konu şu. Biz İsrail'i biliyoruz ki, yani Siyonizmi biliyoruz ki Süleyman Tapınağı'nı tekrar kurması lazım. Bu vazgeçilmezi, olmazsa olmazı, hedefleri. Hedefi yapabilecek hiçbir şey yok. Şimdi bu hedefe İsrail ulaşsa ve biliyorsunuz her zaman söylüyorum Mescid-i Aksa'nın altında inşaat malzemeleri bile hazır diyorum. Geçen gün birisi hatırlatmış, Ertan Bey bunları söyledi diye.
her an yapılabilecek şekilde, ama kaldıramazlar. Kaldırırsa yani bütün İslam alemi iyi veya kötü Yahudilerin karşısında olacak ve çok kan akacak. Bunu istemez. Zaten Allah'ın yolunu tamamlayacaktır. Ama zaten bak, neticede hikaye şöyle olsa, zafer İslam'ın olacak. Hikaye şöyle olsa, deseler ki ya bu IŞİD vardı ya, orada kafa kesti, gitti Fransa'da işte adamları 132 kişiyi öldürdü, 7 yerde bombalama yaptı. Hatta Almanya maçına girecekti, Fransa-Almanya maçını. Allah'tan giremediler de burada oldu filan hikayeleri. Bu örgüt şu anda gitse Mescid-i Aksa'yı bombalayıp yerle bir etse. Mescid-i Aksa dediğiniz ikiz kulelerden ne kadar küçücük bir yer. Öyle bir bombalı saldırı yapılır ki yok olur. Kimse bir şey diyebilir mi Sayın Vekilim? Herkes der ki ya bu Müslümanlar baksana. IŞİD'in şeyleri neydi yaptığı işlerden? Bütün kutsal mabetleri. Hafızayı siliyor. Evet. Bakın kutsal yerlere, camiler, türbeler. Türbeler her yeri bombalıyordu. Bu adamlardan bekler misiniz? Tamam dersiniz ki zaten yaptı. Bir de akıl oyunlarıyla medyanın da arkasında bastırmasıyla bu yapılıyor. Şimdi bunu okuyup bunu bir tarihe yazalım. Bu bir gün muhakkak gerçekleşecek. Göreceksiniz. Ya, muhakkak gerçekleşir deme. Tabii Allah'ın da hesabı var. Hayır hayır, ben şu anlamda söylüyorum. Amaçlarını söylüyorsun. Hayır yani. Hayır, muhakkak gerçekleşecek. Göreceksiniz, ben bu kadar, hani Allah'ın hesapları zaten ondan sonra başlıyor. Gözünü seveyim. Allah izin verecek diyor. Tabii hayır, zaten bu savaşla, yani bu savaş değil. Bu olması lazım ki Kur'an da kendisini iyi veya kötü orada Hristiyan'dı, Müslüman'dı, Müsevi'ydi, kendini zaten sınıyor. Diyor ki dünya insan tabii o zaman hani biliyorsunuz zaten hikayenin devamı veya anlatılanların hepsi bunun üzerine kurulu. Şimdi bunda zaten büyük savaş dediğimiz Armagedon deyin, işte Mecidiye Savaşı deyin, ne derseniz deyin bunun ismi, bundan sonra başlayan savaş. Şimdi neye ihtiyaç var, buna bakalım. Şimdi birinci konu şuydu. Alman gizli servisiyle Fransız gizli servisi birlikte olup böyle bir operasyonla 132 kişiyi öldürerek, daha çok artacak o sayı, şunu yaptı. Artık mürteciler geçebilir mi? Bu geçemez. Tarafa? Bitti, kapattı. Kimse de niye almıyorsun diye. Bakın Almanya Başbakanı Merkel bir pazar günü, bu kadının babası papaz, bir pazar günü atlayıp Türkiye'ye gelemez. Bu kadar net. Nasıl geldi? Çünkü korkuları daha büyük. Ne oluyor dediler. Böyle bir saldırı yaparsa kim yapar? Hani Mahir Kaynağ'ın bir deyişini söylüyorum. İyi hatırlayın. İşin sonucu kime yarıyorsa sebebi odur. O yapmıştır derdi. Şimdi dolayısıyla mürteci problemi tamamıyla kapatılmış durumda. Bugün IŞİD'in işine gelmezdi bu. Niye? Gerçekten IŞİD olsaydı. Derdi ki ya ne güzel, Avrupa'ya sızdık. Avrupa benim oldu. Yani en büyük şey Avrupa değil mi? Hani savaşacakları yer IŞİD'in. Hayır, bir anda orayı almış. Fransa bombaladı ya, IŞİD zaten açıklama yaptı. Bir de şöyle bombaladınız bak diye. Bu da bir oyun, senin anlattıklarını doğrulamak için söylüyorum. Fransız jandarması dünyadaki en önemli askeri güçtür. Yani bölge şeyde, hani iç dinamiklerde, dış dinamiklerde değil. Ya Fransız, bizim jandarma da Fransız jandarmasından hani alıntıdır biraz çalışma şekli. Bakın bir şeyi söyleyeceğim jandarma size. Jandarma Osmanlı'dan bu yana var ya. Ya bakın sonradan ismi jandarma ya. Evet. Olabilir mi? Sonradan geldi yani. Jandarma ismi Fransızca jandarma işte. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu sistem o kadar iyi kanalize olmuştur ki işin içine. Sana şunu söylüyorum. Bizde kaç milyon şey var? 2 milyon insan var Suriyeli. Değil mi? Evet. MİT Avrupa'daki sistem kadar yetkili değil. Şey anlamda teknolojisi daha az olabilir, haber alması daha az olabilir. Çünkü Avrupa yalnız Fransız kendi jandarmasıyla değil, Avrupa ülkeleriyle birlikte koordinasyonla çalışıyor. Bu kadar güçlü bir yapı olmasına rağmen MİT o kadar başarılı takip ediyor ki sistemi. Tebrik ediyorum Hakan Fidan'ı. 2 milyon insan bu. Tabii 2 milyon insandan şu anda harcanan para 5 milyar dolar. Hakan Fidan'ın yanında, Hakan Fidan'ın yanında Sayın Cumhurbaşkanı'yı da hükümeti de tebrik etmek lazım. Neticede siyasi güç. Siyasi güç arkasında duruyor, evet. Ama eninde sonunda bir yöneticisi, evet, var bu işin. Şimdi bakın. Bir reklama gitmek zorundayım. Bir şunu bitirin bir iki kelimeyle. Şimdi dolayısıyla böyle bir güç 7 yerde bombalama yapılacak. Veyahut da ya işte silahlar, bombalar olacak, haberimiz olmayacak. Evet. Geçmiş sevgili olsun. Seyirciler, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Benim adam burada mı? Akmetal İnşaat'ın sunduğu.
Evet, tam zamanı programındasınız. Ertan Özyiğit ve Cuma İşten konuklarım. Ben tam Cuma Bey'e döneceğim ama önce dilerseniz bir VTR'ye gireceğiz. Çünkü hani Kıbrıs'ta başladık ya, yine Rauf Denktaş'ı rahmetle anıyoruz. Avrupa ile ilgili önemli birkaç sözü var. Onu alalım ve aslında Avrupa'nın hakikaten bilinmeyen yüzünü biraz daha irdeleyelim. Aslında Avrupa'da çok önemli bizim Müslüman toplumlarımız var. Bizim vatandaşlarımız var. Onlara da gireceğiz ama VTR'den sonra. Küçültmek için kaç zamandır PKK bilmem ne desteklenmektedir, beslenmektedir. Yani bunları tahlil edemeyen bir durumda değiliz. Ne yapmak istiyor o halde? Türkiye'ye kadar güveneceği, belki ondan daha fazla güveneceği veya tercih edeceği bir büyük Kürdistan'ı kurdurmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri kim ne derse desin. Bütün uğraşı budur. Ve biz eğer sağlam durmazsak, kendisine bizim başka seçeneklerimiz de var, şey değiliz demezsek işimiz zor. Çünkü arkasından ne geliyor? Avrupa Birliği'ni yine konuşuyoruz. Evet. Azınlık olmayanlara azınlık yap diyor. Peki Fransa'ya, Paris'te Cezayirliler, Tunuslular ortalığı yaktı yıktı, azınlık hakkı ver dendiğinde ne dedi şey Fransa? Dedi ki siz Fransa'yı bölmek mi istiyorsunuz? Fransa'da yaşayan herkes Fransızdır. Amerika'da yaşayan herkes kökü kökeni neyse Amerikandır. İngiltere'de öyle, her yerde öyle. Ama Türkiye'ye gelince. Türkiye'de olmayacak, hayır. Çifte Türkiye'de, standart. Avrupa Birliği çifte standart uyguluyor. İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'de de çok çifte standart çıkıyor. Kıbrıs'la ilgili keza siz hem Cumhurbaşkanlığı sürecinde yaşadınız, hem bugün de zaten siz mücadeleyi bırakmamış bir insansınız. Hala mücadeleye devam ediyorsunuz. Görüyoruz tabii. Evet, efendim yani bunu bilerek hareket etmek lazım. Evet sevgili seyirciler, rahmetli Rauf Denktaş gerçekten Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü anlatıyor. Hani onlara gelince farklı, Müslümanlara gelince, Türkiye'ye gelince farklı bir yapı. Ben hemen Cuma İşten'e dönüyorum. Sayın İşten ne diyorsunuz? Avrupa'yı biraz konuşalım ama şu projektörle konuşalım. Orada tabii ciddi anlamda Müslümanlar da var. Hem Türkiye'li Müslümanlar var hem başka ülkelerin de Müslümanları var. Şimdi onlar için de bir tehdit mi? Ne olacak? Bu ne gidiş nereye gidiyor? Ya tabii biraz tarihe, medeniyetlerimize bakmamız lazım. Avrupa'nın kadınları ayaklar altına alıp insan haklarını çiğnediği günlerde Türkiye'de, Osmanlı'da, İslam dünyasında barış, sevgi ve kardeşlik hakimdi. Aslında birçok şeyi medeniyetler açısından söyleyen biz onlara öğrettik. Ama şu an Fransa'daki olay, ondan önceki olaylar, belki son 10 yıldır özellikle Avrupa'da bir şey ciddi anlamda üst akılsızları rahatsız ediyor. O da büyüyen Sünni İslam dünyası. İslam dünyası ciddi anlamda büyüyor. Yani her gün Hristiyanlık kan kaybederken, bakın 8 ay önce Belçika'daydım. Belçika'daki kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Belçika'da kiliseler kapanıyor. Satıyorlar. İnsanlar ateist olmuş durumda. Allah'a sadece Belçika'da değil, bütün Avrupa'da. Bütün Avrupa'da bu yayıldı zaten. Dinsizliğe giden bir akım var Avrupa'da. Tam aksine İslam dünyasında, İslam içinde her gün hızla büyüyen tek din. Bu ciddi anlamda bir tehdit olarak görülüyor. Ve bunun sonucu olarak da İslam karşıtı denilen bir yaygara kopardılar. Bu aslında yaygaranın daha ötesinde. Tabii. Bir organizasyon, bir planlama. Bu algıyı yönetme açısından. İşte İslam terör dinidir algısını oluşturmaya çalıştılar. Oysa aslında İslam'ı asla terörün tesisiyle bile bağdaştıramazlar. Gerçek İslami benler için bunu ifade ediyorum. Az önce işte hocamız da bahsetti. DAEŞ'in, IŞİD'in aslında kimler tarafından kurulduğunu, kimler tarafından yönetildiğini biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Bana göre Müslüman olan birçok insanın da bildiğine eminim. Onlar da bunu çok iyi biliyor çünkü zaten onlar yapıyor. Ama bu olaylar Avrupa'da 11 Eylül saldırıları Amerika'da olduğu zaman nasıl ki Müslüman avına çıkıldı ve Müslümanlar ötekileştirildi ve bir şekilde ben o zamanki rakamlar 300 binin üzerinde insanların göçe tabi tutulduğunu, yerini değiştirdiğini, 100 bin Müslümanın da Amerika'yı terk ettiği ile alakalı rakamsal veriler var. Bakın Müslümanlar Amerika'yı terk ettiler. Bu baskıyla 11 Eylül saldırıdan hemen sonra. Şimdi gelelim Avrupa'ya. Avrupa büyüyen İslam'ı kendisi için ciddi anlamda bir tehdit görüyor. Bunun için de İslam karşıtı, onların kelimesiyle İslamofobi adı altında bir kelime ürettiler ve bunun üzerine Müslüman avına çıktılar. Bakın altını çizerek söylüyorum.
Vahabilik İslam anlayışı Avrupalılar ve Amerikalılar için bir tehdit değildir. İran Şia İslam anlayışı Avrupalılar ve Amerikalılar için veya birçok coğrafyadaki farklı dinlere mensup olan insanlar için bir tehdit değildir. Ama Türkiye'nin içinde barındırdığı, hatta Mısır'ın, Cezayir'in, Tunus'un, bir kısım Suriye'nin, Ürdün'ün, yani Sünni İslam dünyası için bahsettiğim her ülke Avrupa için tehdittir. Sünni İslam'ın mensup olan her insan da tehdittir. Da öyle bir fotoğraf çıkıyor ki bu tam bu dediğiniz yerlerle ilgili de büyük oyunlar da bunu, döndüğü yerler yani tabii, bağdaşıyor. Bir yıl içerisinde defalarca Almanya'ya gittim. İngiltere'de bulundum, Fransa'da bulundum. Resmi görevli gittik, oradaki insanlarımızla birlikte ciddi çalışmalarda bulunduk. Hepsinin acıları var. Hepsi rahatsız. Hepsi ötekileştiriliyor. Her taraftan sizin alanınızı kısıtlamaya çalışıyorlar. Eğer Allah'a inanıyor, haftada bir dahi olsa cuma namazına gidiyorsanız, inancınızı kendi içinde yaşıyorsanız veya dindarlığı yaşıyorsanız ciddi anlamda tehditsiz. Ama Türkiye'de öyle değil miydi 13-14 sene önce? Kesinlikle. Aynı durumdaydık biz. Ama diyelim ki Almanya'da yaşıyorsanız ve bir Alman gibi yaşıyorsanız, Müslüman olsanız bile, onların eğlendiği gibi eğleniyor, onların yaşadığı gibi yaşıyorsanız, İslam dışı yaşıyorsanız değil mi? Yani birileri İslam'ı dejenere etmeye çalışıyor. Birileri ılımlı İslam adı altında dinler arası diyalog da dahil olmak üzere, gidip Papa'ya da sarılmak da dahil olmak üzere, İslam'ı farklı bir kategoriye sokmak istiyor. Bu bir plan, uluslararası bir plan. Ha biz şunu söylüyoruz. Onun bu için plan içinde paralel... Elbette ki vardır. Ama şunu ifade edeyim. Paralel belki bir 20 yıldır, 25 yıldır bu ülkede yüzünü gösteriyor. Ama bana göre zaten Selahaddin-i Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi ettikten sonra başlayan bir düşmanlık vardır. Hmm. Bunun adına paralel koyabilirsiniz, Ünlümat ile ilgili bir şeyler söyleyebilirsiniz, farklı senaryo üretilebilir, hiç önemli değil. Ama sünni bir İslam anlayışına sahipseniz, kimseyi öldürmekten bahsetmiyorsanız, sevgi ve kardeşliği kendi içinde barındırıyorsanız siz tehditsiniz. Bu dünya için ciddi bir tehditsiniz. Yani. Eyyubi'nin zaten Kudüs'teki bütün hikayesi yani barış üzerine. Bu evet. Arada İslam diliyle Haçlılar, yani düşünün zaten oradan vekilimizin dediği çok doğru bir yerde hani bir iki kelime söyleyeyim. Bunun üzerine zaten Haçlılar, herkesi bakın. Haçlılar girdiği zaman içeriye Kudüs'e atların bacaklarına kadar kan var. Eyyubi diyor ki teslim olun biz kan filan istemiyoruz. Evet. Güzel şey mi? Asimile ediyorlar onlar. Gittikleri her yere, bakın adım attıkları her yere, Irak'ta da, Mısır'da da, Afrika'nın her metrekaresinde adım attıkları her yere kan, gözyaşı ve ölüm götürdüler. Ve birçoğunun da boynunda Haçlı asılıydı. Bunu yaptılar. Bosna Hersek'te, Avrupa'nın ortasında 1990'lı yıllarda kaç bin insan katledildi ve katledenler, kadınlara tecavüz edenlerin boynunda hangi dinin simgesi vardı? Aşikar bunlar. Dolayısıyla Avrupa hiçbir zaman, tarihin hiçbir döneminde Müslümanlara, Türklere, bizlere asla insanlığı öğretemezler. İnsanlığı bizler onlara öğrettik. Viyana'ya kadar gittik, hiçbir kiliseyi kapatmadık. Bakın bugün dinini de, dilini İstanbul'da de değiştirmedik. Bile, kesinlikle Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman bile eğer bugün Patrik, Fatih sınırları içerisinde hala ibadetini kesintisiz yapıyorsa bu İslam'ın hoşgörüsünün bir yansımasıdır. Ama onlar Afrika'da 30 milyon insanı katlettiler. Amerika keşfedildiği zaman yine en az 50-60 milyon Kızılderili katlettiler. Derilerini yüzdüler yani. Dolayısıyla şu an Avrupa'da yaşayan Müslümanlar ciddi bir tehdit ve baskı altındadırlar. Hiçbir insan hakları bunu konuşmuyor. Şu an sakallı olan herkes IŞİD muamelesi görüyor. Peki sakal nasıl bırakacak? Efendimizin sünnetini birileri nasıl yerine getirecek? Birileri yapar veya yapmaz ayrı bir konu. Bir taraftan da özgürlük diyorlar. Evet. Bu işin kendilerine gelince özgürlük. İşte yani senin röportajında Denktaş, evet, Denktaş, rahmetli Denktaş çok güzel söylemedi mi? İki evet, yüzlü iki diye. Yüzlü. Ama ya bakın bitti. İslam dünyası nerede? Biz 2 milyon Suriyeli Müslüman kardeşimizi sadece Müslüman olduğu için de değil ki işlerinde Ezidiler de var, Hristiyanlar da var. Var. Hiç din, dil, ırk ayrımı yapmadan 2 yıldır bahsettiği gibi hocamızın 5 milyar dolar para harcayarak 8 milyar, milyar dolar oldu. 10 milyar daha harcayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı 20 ya 8 bakın, milyar dolar oldu. Bu bir insani görevimiz. Elbette ki bunu anlatacağız ama bu bir lütuf de değil. Biz insanız. Bizim medeniyetimiz bunu öğretti. Bizim dinimiz bunu. Aynen öyle. Evet. Bu bizim komşumuz.
Ama aynı şey, bakın Allah korusun, Türkiye'de böyle bir olay olmuş olsa kim bize kapısını açacak? Biz kimin kapısını çalacağız? Kim bizi misafir edecek? Dolayısıyla Türkiye'de ekranları başında bizi izleyen insanlarımızın gerçekten çok uyanık davranmaları gerekiyor. Bu oyunları bozmak aslında çok kolay. Çünkü bu olay dediğim gibi ideolojik ve dinsel bir kavga. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Kesinlikle öyle. Biz bu bayrak altında 180 bin kilometre kare içerisinde yaşayan hepimiz birbirimizi kabulleneceğiz. Farklı yaşam kültürüne sahip olarak kucaklayacağız. Yeni bir medeniyet dili oluşturacağız. Ve kol kırılır, yer içinde kalır misali sorunlarımızı ve problemlerimizi kapalı kapılar ardında konuşmalıyız. Gezi olaylarıyla ilgili Avrupa'nın tutumu ortadaydı. Peki Almanya'da yaşanan olaylarda Avrupa ne yaptı? Amerika'da da yaşandı. Bu kadar. Yani veya gördük. İşte bir günde 100 asker şehit cenazemiz geldiği zaman kıyametleri koparmayan ve dışarı çıkmayan bir kitle 3 tane ağaç için, 13 tane ağaç için şehirleri savaş alanına çevirmedi. Ama söylediler mi? Zaten mesele ağaç değil dediler. Tabii. Ha, bu mesele geçmişte kaldı. Biz de şuna inanıyoruz. Diyoruz ki bu vatan hepimizin. Solcuların da, sağcıların da. Türk'ün de, Kürt'ün de. Müslüman düşüncesine sahip olanlar da olabilir. Farklı dinlere mensup olan insanlar da olabilir. Ama aidiyetlerimiz var. Vatanımız, bayrağımız, değerlerimiz bizim aidiyetimiz. Dolayısıyla biz bu oyunu bozabilmemiz için bir arada birlikte olmak zorundayız. Sorunlarımızı da kendi içimizde çözmemiz gerekiyor. Hatalarımız vardır. Eksiğimiz de vardır. Yanlış da yapabiliriz. Sahnedeyiz. Konuşuyoruz. Elbette ki hatayı işleyebiliriz. Hareket eden her şey mutlaka sorun çıkartabilir. Bu doğaldır. Ama biz sorunlarımızı boş bardağın boş tarafından bakarak değil, dolu taraftan bakarak birliğimizi ve beraberimizi pekiştirerek çözmek zorundayız. Ve bu aslında bizim medeniyetimizde Osmanlı'yla birlikte 3 kıtaya 650 yıl hükmeden bizlerde zaten var olan bir düşünceydi. Dolayısıyla ben burada Avrupa'daki Müslümanlara, kardeşlerimize, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza sesleniyorum. Rahat olsunlar. Bizler buradayız ve çok güçlüyüz. G20 zirvesinde Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin otoritesini bütün dünya gördü. Çok açık ve net. Bunun namı ve cimi yok. Dolayısıyla Avrupa'daki insanlarımız ve Müslümanlarımız Sünni İslam'ın bir bakıma temsili. Ama aslında insan hakları ve evrensel özgürlükleri savunan, tüm dinlere, dillere ve ırklara kucaklayan ve mazlumlardan yana olan Türkiye'nin sesini onların yanında olacağını bilsinler. Ben Almanya'da bir konferansa katıldığımda bir başörtülü ev hanımı söz alıp şöyle bir açıklama yapmıştı. Ben 10 yıl önce buraya geldiğimde dışarı çıktığımda korkuyordum. Başı örtülü bir bayan. Ama şimdi diyor alnım açık bir şekilde Almanya sokaklarında dolaşıyorum. Neden dedim? Çünkü biliyorum ki Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan benim arkamda. Çok açık ve net. Bir ev hanımının bahsettiği bir şey. Biz eğer oradaki... Zaten yurt dışına çıkarken zaten o kapıdan geçerken pasaporttaki havadan anlıyorsunuz. Bitti. O belli oluyor. Ha, bizim büyümemiz, gelişmemiz, güçlü olmamız, milli gelirimizi artırmamız, ekonomik, sosyal, kültürel, hatta sanatsal yönlerimizin gelişmiş olması birilerini son derece rahatsız ediyor. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzun da aslında bir kanıtıdır. Dolayısıyla bu İslam karşıtlarını güçlendirebilecek argümanları biz Müslümanların da vermemesi gerekiyor. Bugün Arabistan bu sorunun karşısında hangi duruşta bulunuyor? Bugün İran, Esed'in yanında yer alarak aslında İslam'a mı, Müslümanlara mı hizmet ediyor? Yoksa İslam'ın ve Müslümanların karşısında olan, hatta insanlığın karşısında olanlara mı hizmet ediyor sorusunu aslında bu bizleri izleyenlerin herkesin de sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok önemli noktalarda açıklama yaptınız gerçekten. Bunlar çok önemli. Ertan Özyiğit, sana ben dönüyorum. İkinci şeyi de anlatayım isterseniz, projeyi. Anlat. Birinciyi anlatmıştım. İkinciyi birinci anlat, sonra da ki, şeye geçelim. G20'ye geçelim. Çok iyi olur. Şimdi birincide dedim ki Fransız gizli örgütüyle, yani istihbarat teşkilatıyla Alman istihbarat teşkilatı birlikte bu operasyonu yaptılar. Şimdi bir terör gerçekleştiği zaman hemen başka gizli servisler bundan nasıl çıkar sağlarızı konuşmaya başlarlar. Onlar da kendi medyalarını ona göre planlarlar. Çünkü bundan biz de faydalanalım diye. Şimdi bilmiyor musunuz, burada bir bomba yaptığında CIA'nın haberi olmadan bu işler olmaz. Olmaz. Yani FSB'nin haberi olmadan kuş uçmaz filan. Yani Ruslar da biliyordu, Amerikalılar da biliyordu. Şimdi asıl olay, ikinci olay şu. Fransa, Afrika'da, Afrika'yı bir ele alalım. Afrika şöyle bir yer. Sahra üstü ve sahra altı diye belirleyelim. Evet. Bakın,
İki tane büyük imparatorluk var tarihte. Bir tanesi Roma İmparatorluğu, birisi Osmanlı İmparatorluğu. İkisinin de imparatorluk olmasındaki en büyük etken Afrika'yı, yani aslında Afrika'nın sahra üstünü, kuzeyini yani, bütün kendine katarak imparatorluk olmuş ikisi de. Hem Roma hem Osmanlı. Yani Fas, Tunus, Cezayir vesaire Mısır'a kadar almış. Şimdi dolayısıyla sahra, ama Afrika nasıl bir yer? Afrika şu anda el değmemiş bakir, seyrekleştirilmiş, Ebola virüsüydü, klanların birbirleriyle kavgalarından dolayı bir yığın adam öldürülmüş, siyah derili ve hepsinden seyrekleştirmişler. Şimdi biz buraya oturup buranın nimetlerinden yararlanmamız lazım. Bakın, Afrika'da 54 ülkenin, 55 ülkenin 24'ünde Fransızca konuşuluyor. Amerika diyor ki... Tam sömürge olduğu için Amerika, Fransızca. Bakın, buradan geliri ne kadar biliyor musunuz? 380 milyar dolar Fransa'nın. Aynı zamanda sömürdüğü Afrika ülkelerindeki geliri. Geliri. Aynı zamanda işçiyi getiriyor. Yıllık. İşçiyi getiriyor. İşçiden sömürüyor. Diyor ki ucuz işçi çalıştırıyor. Tabii. Aynı zamanda hinterlantını büyütüyor. Fransız malını Afrika'ya çakıyor. Şimdi Amerika'da diyor ki arkadaş diyor, dur bakalım artık buralar benden sorulur. Obama'yı da getirmedik mi dedi Kenyalı. Afrika'da bizim dedi. Dolayısıyla dedi burada terörle birlikte, yani Afrika'da da terör yapılıyor, benzeri terörler. Burada terörle birlikte dedi artık buralar benden sorulacak. Şimdi siz başladınız mı dedi terörle ilgili bir hikayeyi. Bunu nasıl bozalım? Sen buraya girdiğin zaman ben de çıkmam lazım. Şimdi şöyle bir şey var. 27 Ekim'de CIA, Amerika'da CIA Başkanı John Brennan'la Fransız İstihbarat Başkanı Bernard Brogel'in bir toplantısı oldu. Bu toplantı sonucunda bir türlü karara varamadılar. Afrika'yı nasıl bölüşeceğiz diye. Çünkü Fransızca konuşulan yerler de benim diyor ya, veyahut da en azından bir konsensusla yönetelim diyor. En azından oradan pay istiyor. Bir karara varamamışlardı. Döndüklerinde bir baktılar, Fransa'da çok büyük bir operasyon oldu. Bu bahsedilen 132 bombalar patladı vesaire. Öldüğü operasyon. Dolayısıyla şöyle bakmanız lazım. Bir de şu işin genel yapısında 48 saat önce istihbaratın haber almanı, yani telefon haberleri ve iletişim haberlerinin bir noktadan kesildi. Bir noktadan kesildi. Alamadılar, ne olduğunu bilmiyorlar. Bunu büyük bir devlet bile başaramazken nasıl oldu bu iş? Kimsenin haberi yok bu işlerden. Yani çok hızlı istihbarat dönüyor değil mi? Şimdi biz açalım. Senin hashtag var ya. Şimdi zırt diye yazıyorlar hemen. Orada ne oldu da 48 saat haber alınamadı buradan. Bakın şimdi bunların hepsi soru işareti olarak şeye söyleyelim. Buradaki amaç ne? Amerika'nın Rusya ile birlikte Afrika'daki operasyonunu götürmesi lazım. Kime karşı? Aslında yalnızca Fransa'ya değil, Avrupa'ya karşı yaptığı bir operasyon bu. İki tane yeri boşaltması lazım. Çin'le Avrupa'nın birleşmesine karşı, fikir ve ekonomik anlamda birleşmesine karşı. G20'de de Çin'e bir çaktılar, onu söyleyeceğim şimdi. Dediler ki Mezopotamya bölgesi, yani bahsedilen IŞİD'in, Irak'ın, Suriye'nin olduğu bölge ve dediler Afrika artık Avrupa'nın olmayacak. Buradaki bütün yeraltı ve yerüstü zenginlikleri Amerika ve Rusya'da olacak. Ama bir şey söyleyelim, Türkiye üçüncü ortak olacak dediler. G20'de bunu açıkladılar. Satır aralarını okuyun lütfen. Şimdi göreceksiniz ki bundan sonra Afrika'da çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin güçlendiğini göreceksiniz. Bunu da yazın. Fosforlu kalem. Tamam mı? Evet. Evet, şimdi G20'ye geçelim. Sayın tamam. Milletvekilimize dönelim. Cuma işçene. G20'den tabii gözlemlediniz siz de. Gerçekten önemli devlet başkanları Türkiye'de, Antalya'daydı. Muhteşem bir organizasyon oldu. Hatta ben en çok etkilendiğim bir şey vardı. O fotoğrafı şimdi bulamazlar baştan söylemediğimiz için. Sayın Cumhurbaşkanımızın pozu mu?
Onu ayrı konuşacağız ama bir de fotoğraf daha vardı ki bütün liderlere evet. garsonlar aynı anda evet, servis yaptı. Evet. Bu muhteşem, çok hoşuma yani gitti bu. Şimdi biz tabii misafirperveriz. Misafirperver ama yani. Herkes kendine yakışan şekilde ağırlar. Bravo, evet. Türkiye güçlü olduğunu. Çok iyi bir organizasyondu. Evet, Türkiye güçlü olduğunu hem o organizasyonu müthiş bir şekilde kusursuz yerine getirmesinden gösterdi. Hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın orada ilgi odağı olması da tabii güçlü Türkiye'nin, yeni Türkiye'nin bir yansımasıydı. Siz nasıl yorumlayacaksınız? Bir de Obama ile o fotoğraflar çok tabii hani hani yanak fotoğrafı da biraz tabii bir şey oldu. Yani tam omzunu elinden çekerken, o da çünkü doğrusunu söylemek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanlığı makamından da bu açıklama yapıldı. Oradan makas alma falan olmadı. Ama çok samimi tabii diyalogların aynen. olması. Bu nasıl değerlendiriyor? Bir okuyalım birkaç göre fotoğrafı. G20 zirvesi aslında Türkiye'nin çok sıkıntılı süreçlerden geçerek demokratikleşmenin ve özgürlüklerin önündeki engelleri de kaldırarak aslında ne kadar büyüdüğünün yansımasıdır G20 zirvesinin fotoğrafları. Bakın orada biz bundan önceki G20 toplantıları da hepimiz, kamuoyu özellikle çok iyi bilir. Ben birçoğu vefat ettiği için dile getirmek istemiyorum. Ama başbakanlarımız oraya gittiği zaman boynu bükük, çok gariban bir şekilde, ezik bir şekilde durdular. Çok uzak bir tarih değil, herkes şimdi hatırlıyordur onları. Sizin de şu anki konuşurken, hocamızın da bizim de konuşurken halimiz ve hareketimiz mimiklerimize ve yüzümüze yansır. Eskiden başbakanlarımızı bu tür organizasyonlarda izlediğimizde ben şahsen utanıyordum. Yani hep bir eziklik vardı. Kesinlikle. Bir muhtaçlık. Ama şimdi tam tersine döndü. Zirvede ev sahipliği yapan Türkiye ve bugüne kadar yapılabilmiş en muhteşem bir organizasyon. Yani sadece G20 için de bunu ifade etmiyorum. Daha önceki de Avrupa'nın da farklı oluşumların da yapmış olduğu bütün organizasyonların en muhteşemi. Çok açık ve net. Çünkü dediğim gibi bizim medeniyetimizde misafir bizim için önem arz eder. Düşmanımız bile kapımıza geldiği zaman biz evimizde asla bir terbiyesizlik yapmayız. Kendimize yakışacak bir şekilde de ağırlarız. Ha, onlar bunları yapmadılar. Yarın kendi ülkelerinde oldukları zaman da yapmayacaklarına da eminim. Onu da ifade edeyim. Ama bizim güçlülüğümüzün yansımasıdır. Ha şu olsaydı keşke. Dünya Müslümanların, dünya mazlumlarının bugünden itibaren ölmemesine yönelik tüm katılımcıların ortak bir iradesinin tutanaklara yansımasını ben beklerdim. Maalesef olmadı. Çünkü o toplantı bile yapılırken gerek Filistin'de, gerek Afrika'nın birçok Müslüman ülkesinde ve Doğu ülkelerinde Müslümanlar, hatta mazlum insanlar bir bir ölmeye devam ediyordu. Kimse bunları görmüyor Türkiye'nin dışında, hiç kimse. İşte Türkiye bunu gösterdi değil mi yani? Kesinlikle. Sadece kendimize bakmayalım, bu yoksulları da düşünelim diye. Türkiye, hatta bu şeye de girdi yani, açıklama metnine de girdi. Bakın Türkiye AK Parti iktidarıyla birlikte, çok açık ve net söylüyorum. AK Partili bir milletvekili olduğu için de bunu ifade etmiyorum. Çok açık ve net. AK Parti Türkiye siyasetine damgası vurduğu günden beri alnımız aç, ak, bir şekilde onurlu bir duruş sergiliyoruz. Biz hiçbir mazlumu iktidara geldiğimiz günden beri diline, dinine ve ırkına, rengine, mezhebine bakarak ayırt etmiyoruz. Evet, şu fotoğraftan bahsediyordum. Evet. Yönetmenimi tebrik ediyorum. Evet, her lidere bir garson tahsis edildi. Bir örnek. Aynı anda servis yaptı değil mi yani? Evet, müthiş bu organizasyon gerçekten. Ben çok etkilendim bu fotoğraftan yani, hakikaten. Ama şuna dikkat çekmek gerekiyor. Bu toplantıların olduğu günlerde Fransa'da işte dediğim gibi öncesinde böyle bir gün önce olay oldu. Az önce hocamızın dediği gibi. Zaten o olay da bir organizasyon diyoruz. Buna o da bir proje. Tabii buna bir cevaptır. Birçok için ve hazırlıktır. Göçmen sorunundan tutun İslam kaçtığına kadar. Orada bir taşla kuş vurup dünyadaki radikal İslamcıları Suriye'de toplayıp öldürene kadar. Yani bunun yüzlerce nedenleri var. Az önce bahsettiğiniz için onu da geçmek istemiyorum. Bakın 1994 yılında Ruanda'da, 1994 yılında Fransa'nın sebep olduğu 800 bin insan katledildi. Belki ekranları başında bizi izleyenler bunu ilk defa duyuyordur benden. Ama 1994 yılında oldu bu katliam. Ruanda'da. 800 bin insan. Bunun ötesi yok. Şimdi dolayısıyla Cezayir 8 milyon nüfusu vardı. 132 tabii. yıl Fransa. Cezayir'de 1 milyon insan bakın, öldü. Fransa orada kaç milyon biliyor musunuz? 132 yıl sonra 6 milyona olur mu nüfus? Artması lazım. Evet. Ne oldu tabii, insanlar belli öldürüldü. Değil. Öldürüldü. Yani Mısır'da yani seçilmiş bir cumhurbaşkanlığı iktidarda indirildiğinde dünya kameralarının, dünya basının gözünün önünde
on binlerce insan katledildiğinde ne Fransa, ne Almanya, ne Amerika, ne de işte G20 zirvesine katılan hiçbir ülke bunu görmedi. 132 insanın ölmesini lanetliyoruz. Evet. Öldüren bu terör örgütleri, gizli servisler ne olursa olsun. Ama unutmayalım ki General de Gaulle'ün çok önemli bir lafı var diyor. Evet. Soruyorlar de Gaulle. Bu konuşmadan sonra da şey oluyor. Fransa Cumhurbaşkanı oluyor. Diyorlar ki ya 1 milyon adam öldürdünüz diyor Cezayir'de diyor. Yani diyor ki hani biraz esprili. Vallahi diyor 1 milyon öldürmedik. Tabii, tabii böyle demiyor da. Ya biz 800 milyon öldürdük diyor. Ya 800 bin. Fransa'nın önceki Cumhurbaşkanı ismi neydi? Mitterrand mıydı? Mitterrand. Nasıl bir açıklama yaptı? Skandal. Müslümanları bulalım ve evine hapsedelim. Sarkozy'den yani, evet, Sarkozy. Sarkozy. Evet. Yani meyilli olabilecek olanları ama tespit edelim. Tabii bunlar ve bunları evlerine hapsedelim. Şimdi zaten o noktaya getirdiler zaten. Bu bir operasyonla. O noktaya getirecekler. O noktaya getirecekler. Bu ciddi bir operasyon. Yani burada gerçekten bu akşam hakikaten önemli şeyler ortaya koyduk. Bu Fransa'daki olayın tabii insan ölmesini hiçbirimiz istemiyoruz ama bütün bu dünya üzerinde güç dengesini oluşturmak isteyen gruplar kendi ülkesinin insanını bile öldürebiliyor. Burada o çıkıyor değil mi yani? G20 çok önemli bir şey evet, aslında. G20 sözü tamam. Sözü tamamlasın. Cumhurbaşkanımız gündeme ideolojik düşünceler, insanlık dersleri, yaklaşımları, duruşlarıyla, kucaklayıcı ve toparlayıcı tavrıyla insanlık dersini bütün liderlere vererek gündeme gelirken maalesef bazı ülkelerin liderleri getirdikleri araçlar, koruma orduları ve orada ağırladıkları personelleriyle gündeme geldiler. Harcadıkları parayla gündeme geldiler. İşte Türkiye'nin farkı bu. Yani artık Türkiye şu duruşta dünyanın neresinde olursa olsun, ister Amerika kıtası olsun, ister Afrika kıtası olsun, benim Türkiye Cumhuriyeti... Ama ben şeyi yadırgamıyorum. Mesela Suudi Arabistan kastediyorum ama mesela o kralın belki kendi şeyidir ya. İstediği gibi aynen, insan getirebilir. Şöyle olmaz. Şöyle olmaz. Bak. Ama ben onu yadırgamıyorum yani. Ben şimdi rakamlar getirdim bununla ilgili. Bak şöyle olmaz. Bir tamamlasın. Tamam. Ondan sonra yani biz şu duruşta bulunuyoruz. Şu an AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın ve aslında Sayın Başbakanımızın duruşu şu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin, ülkeyle aidiyet sağlayan herkesin, Afrika'da da olsa, Amerika'da da olsa bir akrabası varsa o bizim de akrabamızdır. İnsansa bizim akrabamız. Aynen öyle. Bu birinci derecede. İkinci derecede dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun mazlum varsa Türkiye o mazlumdan yanadır ve söyleyeceği bir çift lafı da vardır. Kimse de kusura bakmasın. Bu sözde evet, olmaz. Bu da, tarihinde olur insan. Aynen. Bizim tarihimizde var. Bu var. Büyüklüğün ve gücün getirdiği bir duruştur. Dolayısıyla bizi izleyen vatandaşlarımızla ülkenin geldiği bu gelişimi ben gördüklerini düşünüyorum. Emperyalist evet, olmakla emperyal olmak zaten bu bir Kasım'da bir zaten bunu gördükleri evet, için de bir aynen, şey oldu değil mi? Bir Kasım'da Osmanlı hiçbir zaman emperyalist yani, olmamış. Oldu. Hep emperyal olmuş. Evet. Yani evet, onun çok iyi. Biraz G20 de senin ya, gözünden G20'de bakalım. G20'de ben şöyle sonra... şeyler. Şimdi aslında G20 Group of 20 demek. Yani bir kere bunu yani biz bu gelişmiş 20 falan diye söylüyoruz ama İşte yılda bir kere toplanan bir yer. 1999'da ilk şey yaptı. Biraz hani bilgilerimizi tazeleyelim. Burada 70 tane teknik toplantı yapılıyor. 70 teknik toplantı içinde IMF'den, Dünya Bankası'na, OECD'sine kadar, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler'den herkes katılıyor. Ama bunlarda aslında saymak gerekirse 20, tam adet olarak 20 değil, Avrupa örgütleriyle birlikte işte kendi içlerinde de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Komisyonu üyeleri katıldığı için böyle grup 20'ye yakın bir grup. 20'yi geçmiş oluyor o zaman. Şimdi burada şunu söylemek lazım. İlk defa Türkiye ile birlikte iki tane şey oldu. Bir tane bakın çok önemli. G20 aslında ekonomik bir operasyon olmasına rağmen Erdoğan'ın açılış konuşmasında yaptığı ifadelerle birlikte bu siyasi ve kültürel bir yapıya da büründü. Bu müthiş bir şey. Yani niye evet, müthiş bir şey? Bir tane G20 üyesi ülke var, yeni katılmış. Bir anda dinamikleri değiştiriyor. Şekli değiştiriyor. Bu bir, yazın bunu. İki, bir anda G20 dediğiniz ekonomik toplantılar ve 70 tane teknik grup toplanır, ıvır zıvır konuşur, tüm dünya böyle olsa, ekonomik olarak böyle olalım, böyle bir rapor verirsin gidersin. İlk defa Türkiye'de 6 tane yeni açılım yapıldı. Yani bunlar B, C, L, V, T
Y olarak. Yani hani aslında G 20 iken W 20'de oldu. Yani woman anlamındaki W. Y 20 oldu. Young anlamında. Bunun gibi ticaret içinde emekçilerin geçtiği, aynı zamanda iş şirketlerin olduğu bir yapı ilk defa konuşuldu. Onlara da konuşma izni verildi. Bu da ilginç bir gelişme oldu Türkiye'de. Sonuçta bir şey ben okudum. Tabii Obama'nın Türkiye'ye gelmiş olması, işte tam işte yatında kalacaktı, gemide kalacaktı. Hayır, işte geldi, bir bizim otelde kalmış olması. Bunlar Türk turizmi için de iyi bir şey, çizelge oldu. Tabii turizm dediğin zaman Antalya'nın da dünya tarafından daha iyi. Daha iyi. Bunların hepsi, yani harcadığınız paraya baktığınız zaman geliri daha yüksek bu işin. Çünkü bir de şöyle bir şey unutmayın. Müslümanlık biraz Türklükle anılır Avrupa'da. Bakın çok önemli bir şey. Yani siz Müslüman dediğiniz zaman, çünkü adamların tarihinde varız, kültüründe yokuz aslında. Tarihi bir, yani Osmanlısız Avrupa tarihi yazılamaz. Osmanlısız da Müslümanlık tarihi yazılamaz Avrupa'da. Bunu unutmamanız lazım. Evet. Yani Emevilerden sonraki hikayeden başlatıyoruz. Şimdi bir şey hatırlatayım mı? Evet, hatırlat. Bu tabii Aytunç Altındal'ı hatırlatacak. Ya şimdi söyleyeceğim. Süper öyle bitirelim sen, diye hazırlanıyordum. Çünkü yani ben şimdi Denktaş'la girince unutmazsın da belki unutma, diye düşündüm. Tamam, yok. Programı bitirirken onu rahmetle analım ama şimdi açtın artık. Bugün rahmetli Aytunç Altındal'ın, yani üstadımızın, çok sevdiğimiz Sayın Erbakan'ın da danışmanıydı. Rahmetli Erbakan'ın da biliyorsunuz. Ölüm yıl dönümü 18. Bu konuların Kasım. Da uzmanıydı. Yani biz artık hani bazı konuları ondan çok feyiz alarak. Mirası da sende. Yani öyle bir şey demeyelim. Yastel parasal olur. Anlamda demiyorum. Tabii tabii. Fikirsel yani, anlamda. Yani işte diyorum. Biz öyle evet. Bir iddiada bulunmayalım ama olabildiğince onun yolundan hareket ettiğimizi ve gurur duyduğumuz ve onu çok özlediğimiz, rahmetle de andığımızı burada senin sayende evet. Söylemiş olalım. Ben olur. De rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi şöyle bakmak lazım işe. Şimdi çok, çok önemli bir yere geldi iş. Bakın sen de dedin ki olur mu filan fişmekan dedin ama. Şimdi iki tane ölçek aldım. Bir tanesi Suud Kralı Abdülaziz El Suud'un kaldığı odanın, yani onlar için az olur, 13.500 euroymuş. Şimdi bunları çıkarttım. Fakat bu arada Endonezya Başbakanı 250 euroda kalıyor. Arada bir rakam, Japon Başbakanı da 1200 euroluk odada kalmış. Şimdi bakın. Ya parasına göre kalıyor. Hayır, çok para öyle kalıyor. Değil. Niye şimdi eleştiriyorsun bunu anlamadım. Şimdi işte nedenini söyleyeceğim şimdi. Japonya dünyanın en ferah ülkesi değil mi? Şey olarak, ekonomik olarak adamlar gelişmişlik. Yani hemen hemen... şeyler birbirlerine çok yakındır. Hani altla üstteki limit birbirine çok yakındır. Bakın hiç affetmiyorum. Müslüman olacaksın. Suudi Arabistan'a gidenler Mekke'nin yanında bile dilencinin olduğu bir yerde sen 13.500 dolara kalamazsın kardeşim. Ben katılmıyorum sana. Bu kadar net söylüyorum. Ben katılmıyorum sana. Olmaz. Ben bunu bak. Ya öyle bunu, değil o iş. Ya. Hayır. Öyle o zaman, o zaman şöyle diyeceksin. O zaman yani uçağa da binmesin, arabayla gitsin. O ayrı bir şey. Uçak, olur mu bak, yani? Uçak özel uçağı da olmasın. Yok, uçak ama bir... bu tür şeyleri ben karşıyım. Yok, yani yok. Ben de fikrimi söyleyeyim. Ben, tabii herkes fikrini söyleyecek. Çünkü yani neticede ona göre kendi güvenliğini alacak, ben, korumalarını getirecek. Bak yapıyorum. Güvenlik başka bir konudur. Ben, Japon Başbakanı'yla yani ne bileyim Japon Başbakanı'nda belki 250 euroya hayır, kaldığı yere kalabilir bak. Ama hani bu ben eleştirmiyorum yani. Ben böyle bir şimdi şey... Şimdi şöyle... Ben insanın harcamasına, insanın nasıl yaşamak istiyorsa yaşayabilir. Onun şeyine, lüksüne falan... Rızkı dağıtan, bak rızkı Allah dağıtan Allah. Ama birisinin eliyle vesile olur. Sen şimdi Suud'un kralısın. Senin bulunduğun yer İslam'ın merkezi. Kabe'den bahsediyoruz. Burayı yöneten bir adam 13.500 euroluk bir odada kalıp o kadar Mercedes olduğunda kapısında dilenci olmaz. Kral adı kral. Nasıl kral olacak? Olmaz. Olur mu bak, ya? İstediği yerde biz, kalsın kral ya. Peki niye bir örnek vereyim yani? Konu kapansın. Bak bir örnek vereyim konu kapansın. Vakti de ya. Hazreti Muhammed Efendimiz böyle hiçbir zaman davranmadı. Konuyu kapatmış olayım. Zaten ya Hazreti Muhammed olmak öyle yani. Hayır şimdi bu ya, bu yoldan gidenler. Bütün şimdi, insanlık onun yüzü su hürmetine yaratıldı. Rakla, öyle muhteşem bir insandan bahsediyorsun ki. Karşılaştırma bile şey değil. Ya bu bir kral. Bu
Bu kral böyle yaşamak istemiş. Fazla bence şey yapmamak lazım. Ben bunlara tabii kişisel olarak çok rahatsız olduğum için şöyle. Sen söyleyebilirsin. Refah dediğimiz olay yani herhangi bir... Bak şimdi şöyle. Bugün dünyada bir liderden örnek vereceğim. Çıkıp dedi ki Birleşmiş Milletler'de 5'ten büyüktür dedi değil mi? Bunu kimse söyleyemez. Bak aynı Cumhurbaşkanı o zaman bak. Bugün G20 toplantısında dedi ki ey dedi zenginler bakın biraz paylaşın dedi. Paylaşmazsanız sorun ortadan kalkar. Bu yol neyin yolu? Bu İslam'ın söylemi değil midir kardeşim? Kesinlikle. Yani ben şimdi Suud Kralı'nı eleştirirken farklı bir şey mi söylüyorum? Yani odası modası bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum yani. Sen düşüncelerin birazdan o şekilde gündeme geliyor. Evet o şekilde gündeme geliyor. Gündeme gelme yani. Ya gündeme geldiğin evet. Şey şu o. O çok fazla şey yapmıyor yani. Gündeme nasıl geldiği konularına fazla bakmıyor. Sayın Cuma işte size döneyim. Fazla da vaktimiz yok. Şöyle ben bir Çin'le ilgili bir son bir laf söyleyeyim. Söyle. Hani ben burada şöyle şeyler var. Yani küresel başlıklar var. Bu işin sonunda ama yani çok başlık var ama ben birkaç tanesini not aldım. Küresel kriz altında ekonomi küresel olarak yayılacak demişler. Bak bu çok tehlikeli bir iş. Bu daha çok globalcilerin işine yarıyor. Neokoncuların. Bir. Serbest piyasaya devam. Bu da neokoncuların işe yarıyor. Ulus devletleri yok edeceğiz diyorlar. Buradan çıkan sonuç. Yatırımın önündeki engellerin kalkması gerekli diyor. Yani bu ama en önemli şeylerden bir tanesi ne biliyor musun G20'de? Daha çok sanayiden filan bahsederiz ya yatırım için. Bu sefer hizmet sektörü öne geçti. Hizmet sektörünün önü açılmalı dediler. Uluslararası yatırımlarda muhakkak bütünleşik hareket etmek lazım dedi. Bu da globalcilerin işi ve neokoncuların işine geliyor. Hizmet sektörünün gelişmesi ve son laf da şuydu benim cımbızla çektiğim. Çin'in liderliğinde okuyorum bunu. Uluslararası yatırım ve ticaret alanında katkısının arttırılması gerekmektedir. Bu ne demek biliyor musun? Çin bundan sonra istediği yere istediği gibi girmeyecek. Sonuç olarak burada alınan kararlarla birlikte bizim istediğimiz yerlere yatırım yapacak. O zaman Çin'i diyorlar. De burada frenliyorlar mı diyorsun? Çin, bana göre Çin'i frenliyorlar. Ama farkı evet. Gösteriyorlar tabii. Tabii. Cuma işte sizdeyiz. Evet. Tabii hani G20'yi konuştuk. Terörü konuştuk. Bu akşam çok önemli şeyler de söyledik. Ama bağlama adına, çok da az vaktimiz var. Bağlama adına tabii nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ya şimdi reel bir durum var. Türkiye'de dünyanın coğrafyasında yaşayan insanlar, ülkeler, yani şöyle diyelim, 1/4'lük bir kesim, 1/4'ünü doyurmaya çalışıyor. Yani tüm Avrupa Birliği ülkelerini ve Amerika kıtasını ele aldığın an, yani bütün hepimiz bu iki yeri doyurmaya çalışıyoruz. Yaşam şekilleri, yaşam kaliteleri vesaire. Ama biraz da Avrupa doyurmaya çalıştığını sömürmedi mi? İşte zaten o. Sömürerek bunu yaptırtıyor. Yani işte Afrika bunun bir örneği. Afrika'da yani milyarlarca dolar veya trilyonlarca dolar değerinde maden yatakları var. Ve burada var olmak isteyen o emperyalist güçler veya ekonomik derin güçleri elinde tutanlar... Bunlar bir ülke ve vatandaşlıkla da sınırlı değil, onu da ifade edeyim. Hatta bir dinle de sınırlı değil. Şimdi onun için diyorum bazı Arap ülkelerinin yaşam tarzına ve bakış açısına dinin mezhepsel detaylarına indiğiniz zaman ortaya çok vahim sonuçlar çıkıyor. Birileri Suriye üzerinden Afrika toprakları üzerinde hakim olmaya çalışıyor. Aslında kavga bu. Oradaki paydan pastadan pay almaya çalışıyor. Şimdi Türkiye... Bu gecede konuştuklarımızdan biraz da özet çıkartmak istiyorum. Türkiye konumu ile itibarıyla, ekonomik gücü itibarıyla gerek Avrupa'yı, gerek o kapital gücü elinde tutan derin güçleri ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ve Sünni İslam'ın bir temsilcisi gibi de görünüyor aynı zamanda. Öyle de değil mi yani? Yani tabii ben bunu hani Türkiye'yi bir kalıba sokmak da istemiyorum açıkçası. Çünkü hayır farklı, şu anlamda öyle değil mi diyorum. Nüfus itibariyle tabii, söylüyorum. Tabii, zaten yani. Öbür türlü demiyorum. Tabii, siyasi tabii. Anlamda demiyorum. Çoğunluk zaten öyle. Onda bir problem yok. Ama yapılmak istenen Türkiye'nin büyümesini engellemeye yönelik atılan adımlardır. Eğer Rusya, Çin ve İran, İsrail Suriye politikalarında Esed'den yana bir tavır koyuyorsa, eğer birileri özellikle Avrupa ülkelerinin tamamı DAEŞ ve IŞİD gibi işte ikisi de birbirine aynı zaten.
IŞİD gibi bir örgütü destekliyorsa ve fiili olarak kendi istihbarat birimleri işlerindeyse, dünyadaki radikal İslamcı gruplara toplayıp orada öldürtüyorsa, bunun üzerinden de Avrupa'da yaşayan bütün Müslümanlara zulüm ve ötekileştirmeleri de yapıyorsa, kendine bunu meşru görüyorsa, burada hepimizin üzerine düşenler var. Bu düşenlerin içerisinde en önemli şey, dediğim gibi, bizim kendi coğrafyamızı üzerine düşen birliğimizi ve beraberliğimizi ciddi anlamda pekiştirmek. Yapmamız gereken bu ve bu oyunu bozan bir faktör. Dediğim gibi 180 bin kilometre kare içerisinde farklı renkleri bir arada tutacağız. Farklı yaşam şekillerini de bir arada bir potada tutmaya çalışmamız lazım. Bizden başka dostumuz da yok. Yani Allah korusun, Suriye gibi bir ülke olduğumuzda Allah korusun, gidebileceğimiz ve kapısını çalabileceğimiz ikinci bir ülke yok. Türkiye Suriye asla olmayacak Allah'ın izniyle. Ve olmaz da. Evet. Onun da sebebi şu. Biz bu noktada rüştümüzü, medeniyetimizi zaten ispatlamış durumdayız. Aslında bütün hesaplar da Suriye olması yönündeydi. Bunu Mısır'dan önce de bizlere Gezi olaylarıyla ve öncesinde de yapmaya çalıştılar. Birçok kez denediler. Evet, başarılı ama halk izin vermedi. Ve başarılı olamayacaklardır. Evet. Ben bu anlamda böyle derinlemesine bu konuyu masaya yatırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Misafir ettiğiniz için de aynı şekilde. Ben teşekkür ederim. Bugün çok yararlı oldu. Çok güzel şeyler söylediniz. Biz de büyük keyif aldık size. Birkaç dakika şey soracağım. Birkaç dakika. Kaç dakikam var Sayın Yönetmenim? 15 dakikamız, 10 dakikamız kaldı. 2 dakika. 2 dakika mı? 2 tamam. Dakikamız var. Şimdi ben de şöyle bir şeyler... şunu bir yorumlamanı isteyeceğim. Mesela sen hakikaten bu argümanların var, söylediklerin tutuyor. Mesela Çipras Türkiye'de Sayın Başbakan'la Davutoğlu'yla görüşme de yaptı. Evet. İşbirliği kararları alındı. Evet. Önemli. Bunu ama ben çok önce söyledim biliyorsun sana. Evet. Ve programda da söyledik. Evet. İzleyicilerimiz eski programları izleyeceklerse bunların olacağını ve bu ekonomik gelişmenin hızlı olacağını söyledim. 2 dakika, 1,5 dakika şimdi var. Şöyle bakıyorum. Türkiye bölgesinde büyüdükçe, yani bölgesinde Suriye, Irak, Ürdün ve Filistin'i ve hatta daha ileri gidiyorum İsrail'de içine alacak bir federatif yapıya girerken, batısında da Makedonya ve Yunanistan'la birlikte Kıbrıs'ı da ekonomik bir topluluğun içine alıp hareket edecek. Bunu unutmayın. Bunların ayrı. Ayrı. Bunların da göstergesi bunlardır. Ama ben şunu söylemek istiyorum. 1 Kasım seçimlerinden sonraki, biliyorsunuz benim tahminim %100 tuttu. 1 Kasım seçimlerinde Türkiye başka bir boyuta geçti. Artık Türkiye'yi kendi topraklarının içine sığdıramazsınız. Türkiye yalnız bölgesinde değil, dünyada bir şey oldu, duruş oldu. Dünyada artık 3 tane büyükten bana göre biri. Bir de şöyle bakın, son lafım şu olsun. Bunu başka bir programında inşallah. Kapitalizm bitmek zorunda. Evet. Yeni bir sistem gelmek zorunda. Çünkü şöyle bakacaksınız, G20'ye katılan ülkelerin %70, dünya ekonomisinin %75'ini yapıyorlar. 20 ülke. Olacak iş mi? Cumhurbaşkanı ilgili, bundan şikayetçi zaten. Kapitalizmle ilgili Sayın Koç da bir şey söylemiş değil mi? Çok medya sözü oldu. Tam da ona vurgu yaptın. Ama bu görüş, şöyle söyleyeyim, kapitalizmle ilgili görüşü ben çok önce söylemiştim. Demokrasiyle ilgili de demokrasiye inanmadığımı, kapitalizmin değişmesi gerektiğini, şu andaki bu görüş dünyanın en önemli merkezi, bilgi merkezinden biri Amerika'da hızla yayılıyor. Yeni bir kapitalist sisteme karşı bir sistemin gelmesi. Evet. Atan Özü'yü çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi müthiş bir program yaptın. Sayın İşten size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten muhteşem bir program oldu benim açımdan. İnşallah izleyiciler de programı çok beğenmişlerdir. Hatta faydalı olmuşuzdur. Tabii programdan ne anladım ben çok kısa özetleyeceğim. Aslında bu terör dediğimiz Türkiye'deki, Orta Doğu'daki, işte bugün Avrupa'nın yeni yaşadığı terör, aslında Avrupa'nın dünya üzerinde yeni planının bir parçası konumunda. Yani bu plan nedir? Çok fazla eveleme, gevelemeye de gerek yok. Aslında bu plan ne biliyor musunuz? Bu plan bütün bu kurulan terör örgütleri Müslüman olarak ortaya çıkarılıp da Müslüman terör diye ortaya attıkları terör örgütlerinde hepsinde istihbaratçı olarak yetiştirdikleri parasal, silah olarak ve daha bir sürü stratejik anlamda destek verdikleri, Avrupa'nın özellikle destek verdiği örgütlerle ortaya dökülmüştür. Yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyorlar ama bunun esas nedeni Haçlı Seferi'dir. Müslümanlar birlik ve beraberlik olmak zorundadır. Bunu asla unutmayın. Bu programdan da çıktı, artık bunu herkes biliyor. Çünkü Allah dünyayı insanların ayağının altına getirdi. Yani bugün internet elimizin altında, daha iyi araştırabilir, bakabiliriz. Gerçekten bu bütün Avrupa'nın oyunu bir gün bozulacak. Ama Allah insanları imtihan ediyor. İnşallah
iyi imtihan verenlerden oluruz. Haftaya yeni bir programda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.